İyi akşamlar sevgili futbol severler. Kanal Urfa'ya hoş geldiniz. Spor zirvesi başlıyor. Evet, keyiflerimiz de yerinde çünkü Urfa Spor'umuz da bu hafta galip geldi. İsterseniz bir puan durumuna bakalım, kaldığımız yerde devam edelim. Evet sevgili futbolseverler, puan durumumuza baktık. Gerçekten ümitli ve umutluyuz. Çünkü galip geldik inşallah, ama önemli olan bu haftaki maç, Gümüşhane maçı, deplasmanda oynayacağız. Tabii sakatlarımız, cezalarımız birazdan Hüseyin yorumcumuz kardeşimiz açıklayacak. Öncelikle spor yorumcusu Sayın Hüseyin Gürses efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Ve spor yorumcusu Sayın İsmail Mutlu efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, iyi akşamlar. Evet, çünkü önümüzdeki süreç çok önemli Urfa Spor için. Hele önemli olan bu haftaki Gümüşhane maçı tabii ki. Çok önemli. Gençlerimiz, Urfa Spor'umuz şu anda moral olarak da gerçekten çok iyi durumdalar. Bu hafta da şehri de ziyaret ediler. Esnaftan, insanlarımızdan da bir araya geldiler. Bütün esnaf arkadaşlarımız, dostlarımız, hepsi Şanlıurfa Sporları hepsini gördü gerçekten. İşte onlardan galibiyet istediler. Biz de Kanal Urfa Spor zirvesi olarak biz de galip gelmesini istiyoruz tabii Urfa Spor'umuzun. Evet, İsmail abiden başlamak istiyorum, ama ondan öncesi eski futbolculardan ve eski hoyratçılardan İzzet Çullu, Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Gerçekten hoyratlarıyla çok meşgul. Futboluyla ben burada mahallede bizi çağırıyordu. İzzet abimizle beraber de çok oynadık. Oğullarımla da beraber çok oynadık. Baş sağ olsun gençlerin, hem Mehmet kardeşimizin hem İzzet kardeşimizin başta sağ olsun. İzzet Çullu'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine de baş sağlığı diliyorum. Hemen sözü de Sayın Mutlu'ya vermek istiyorum. Buyurun Sayın Mutlu. Öncelikle iyi akşamlar herkese. Buradan programın başında değerli spor yorumcularımız Ali abime ve değerli ağabeyimiz Halis Savaş'a buradan selamlarımı iletiyorum. Bir sezonun yarısına geldik, ama üçümüz aynı anda denk gelemedik. Buna da şükür diyelim. Bu pandemi sürecinden dolayı bu şekilde idare ediyoruz. Ayrıca Urfa Spor ve Karaköprü Spor'un bu haftaki almış oldukları puan ve puanlar gerçekten bizlere çok önemli bir şekilde lazımdı. Hele Urfa Spor'un 3-0 yenmesi, kendi rakibini evinde 3-0 yenmesi çok güzel oldu. Ben sezon başından Kanal Urfa yorumcusu olarak, bir spor adamı olarak Şanlıurfa Spor'un küme düşmeden, hattından bir üste çıkmasını ilk günden beri bekliyordum. Aynen. Hep beraber de destek verdik, evet. Şanlıurfa Spor'a. Evet. Bu yönden çok mutluyum. Çok da hoşuma gidiyor. Gerçekten mesela maç 1-0 iken ben şeyden seyrediyordum. Nedir? Canlı yayın. Canlı yayından seyrediyordum. Evet. Hüseyin kardeşimiz çok da güzel anlatıyor. Konuşma, evet. Hitap etme şekli de çok hoş. Eyvallah. 1-0 iken bir ara bıraktım Urfa Spor'u. Yani heyecandan bir olur, işte yine bir şanssızlık olur gibisinden, çünkü çok önemli bir puan. Aynen. Moralim bozulmasın diye. Ama 2-0 olunca ondan sonra aldık, sonuna kadar evet. Seyrettik. Çok büyük bir lezzet aldık. Efendim, yönetimi ve hocamızı tebrik etmek istiyorum.
Daha önemlisi diğer geçmiş hocalara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Bugün aklıma geldi. Nedeni de şu, her hoca futbolculara ve kadroya bir katkı sağladı. Evet. Aşağı yukarı 5-6 hoca değişti. Aynen. Son hoca da daha hani Urfa tabirle daha böyle cevval, daha zeki çıktı. O taşları çok güzel bir şekilde yerinde kullandı. Hele özellikle teknik açıdan girsek sol kanatımızda oynayan Turut Doğan Şahin'le santraforumuz mükemmel bir ikili oldu. Aynen. Bu ligin üstünde birlikte çok rahat bir şekilde oynayabilirler. Çok da zevk verdi bize. Yani gerçekten hele iyi iş Turut Doğan Şahin alıp götürmesi, topu sürüklemesi, oradan sonra çok güzel bir şekilde orta yapması, aşağı yukarı 3 asist bence kendisi değil mi? 3 gol, Uşak maçı, çok asist. Yani bunlar önemli işler. İyi bakmamız lazım arkadaşlar. Aynen. Buradan değerli hocamıza söyleyeyim. Gerçekten bunun yanında diğer takımın aksiyonları da güzel çalıştı. Daha önemlisi bir birlik beraberlik alınmış Urfa Spor'un. Onu gördüm. Hele 2-3 gün önce Balıkesir'de çekilen o resimler, o sıra gecesinde o detaylar, bu demek oluyor ki Şanlıurfa Spor'un ligde kalacağına bir işarettir. Hafta içi de İsmail abi biz de Şanlıurfa Spor ziyaret olarak ziyaret ettik. Sizin de o gün işiniz vardı. Evet. Gelmediniz ama bunlar, selamlarınızı götürdük yani. Bunlar güzel işler. Ben umarım sonunu getireceğiz. Gerçi Gümüşhane Spor maçını da konuşacağız. Ama tahminimce bir puan alırsak ben Urfa Spor'un ligde kesin kalacağına inanıyorum. İnşallah. Yani zaten kalacak ama mağlup da olursak yani 3 neticeli bir maç. Evet. Ama her şeyin bitmiş olduğunu, işte yine altlara düşeceğimizi düşünmeyelim. Evet. Yani burada aşağı yukarı oynanacak çok maç var. Maç var. Yani ona göre de tedbirimizi almamız gerektiğini düşünüyorum. Buradan sporcu arkadaşlarımıza ve hocamıza başarılar diliyorum. Umarım iyi bir neticeyle dönerler. Karaköprü Spor'a da gelince bunu bir ufak da buna değinelim başta. Tabii değin buyurun İsmail abi. Karaköprü Spor da bence son dakikada attığı golle altın değerinde bir puan aldı. Çok şaşalı bir ligi var onun da. Alt sıraları çok şey böyle evet. Çok böyle karışık. Yani her maçta 1 puan, 3 puan Karaköprü Spor'u ligde tutunmaya çalıştığını gösteriyor. Ben buradan Bedik Hocama ve ekibine de başarılar diliyorum. Güzel işler yapıyorlar. Sözü de değerli Hüseyin kardeşimize verelim bence. Tabii sen söyledin İsmail abi aklıma geldi de yani dedin ki mesela bir puan alırsa biz ligde kalacağına inanıyoruz. Evet. Ama sen sezon başından beri biz ne olursa olsun Şanlıurfa Spor'umuza bu yıl zor durumda destek vereceğimizi şimdi dile de getirdin. Yani maddi, manevi her türlü desteğiniz de var. Yani onun için de ayrıca size teşekkür ederim. Çünkü önemli olan şu andaki bu takımın ligde kalması bence. Önemli olan şimdi o. Urfa Spor yani bundan 3-4 hafta önce biz burada bir kere de ben de böyle direkt söyledim yani ilk defa gaza geldim. Dedim ki Urfa Spor ligde kalır. Evet. Belki hatırlıyorsunuz. Evet. Çok da hoşuma gitti. Yani kalacak Urfa Spor. Evet. Şimdi bu işi 3-4 yıldır yapan bir yönetim var. Evet. Severiz sevmeyiz. Bazen işte destekliyoruz. Bana yazıyorlar. Ya bu yönetimden ilişki mi var? Vallahi hiçbirinden görüşmüyorum. Aynen. Ama sosyal medyada stada gidiyorum, takımı izliyorum. Yanlışları yok mu? Yanlışlarını da söyledik. Tabii çok tatlı bir şekilde. Evet. Altı hoca niye değiştiririz dedik. O yanlış. Kızmadılar adamlar bize. Yani bu da söylüyor. Ama en son hocası getirdikleri hoca. İsabet. Evet. Çok isabet etti. Tam takıma oturdu. Yani Urfa Spor ligde kalır. Şayet kalmasa dahi biz yine Urfa Spor'uyuz. Tabii ki. Bu şehrin marka takımı. Bu takım amatöre düşse dahi aynen. Biz yine Urfa Spor'uyuz. Bir de buradan değerli bir arkadaşımız var. Ömer Evlioğlu. Her programımızı seyrediyor. Buradan ilk defa bir özel selam göndermek istiyorum. Tabii, değerli bir arkadaşımızdır. Evet. Urfa Spor sevdalısıdır. 1975'lerden beri Urfa Spor'u takip eden bir arkadaşımızdır. Onu da buradan belirtmek istiyorum. Kendisine de çok selamlar. Hürmet iletiyorum. Peki teşekkür ederim Sayın Mutlu. Hemen Sayın Gürses'e dönmek istiyorum. Tabii Urfa Spor'la ilgili biz açıklamalar yapıyoruz.
Sayın Mutlu'nun da dediği gibi biz zamanı geldi biz çok eleştirdik Ufaspor'u, yeri geldi. Mesela 6 Hoca'yı biz çok eleştirdik, yani 6 Hoca olmaması lazım. Yani bize göre yanlış ama en son yönetim bu gelen getirdikleri hocayı oturtturdu, taşlar da yerine oturdu ve şu anda takım iyi durumda. Bizim ümidimiz, umudumuzun takımımızın bu halde kalması, ligde kalması. Biz ligde kalırsak şampiyon olmuş oluruz. Yani benim görüşüm o, İsmail abinin görüşü o, Hüseyin görüşü öyle. Gerçekten bu takımın ligde kalması şampiyon olmuş demektir. Ondan dolayı, evet İsmail abi. Bir şey daha vardı aklıma gelmişken söyleyeyim, belki unutamazsın. Yok söyle, sıra bakma. Şimdi Ufaspor eski adıyla PTT birinci ligde oynarken sahamız çok berbattı. Evet. Yani hakikaten de yani her zaman şikayet ediyorduk. Ama şu an ikinci ligde birkaç kere de maça gittim, yani izledim. Hakikaten de futbol sahamızın zemini çok iyi. Çok güzel olmuş. Evet, yani buradan hem iki maç oynanıyor. Hem özellikle Abdullah Can Bey'e teşekkür ediyorum. Gerçekten gözü gibi bakıyor. Çok da ciddi bir arkadaşımızdır, dostumuzdur. Yani reklam amaçlı da söylemiyorum. Değil, evet. Gerçekten sahaya çok güzel bakıyor. Epey de izledim ben. Hatta birkaç böyle internet şeyinde de nedir, sosyal medyada da baktım. Bazı arkadaşlar güzel işler yapıyor. Onu buradan da onu söylemek istedim. Teşekkür ederim. O zaman Sayın Hemen Gürses'e dönelim. Ufaspor'la ilgili canlı yayını da yaptın. Sevgili spor severler de izledi evet, maçta. Eyvallah. Ayrıca teşekkür ediyorum ondan merhaba, dolayı. Merhaba. Ufaspor'umuzu nasıl gördün? Evet, yani Ufaspor tabii ki Hacettepe hocanın gelmesi Uşak maçıyla start verdi. Hoca zaten Uşak maçında hep biz oradaydık, maçı izliyorduk hep beraber. Biz canlı da maçı vermeye çalışıyoruz her hafta. Bu hafta da Gümüşhane'de olacağız. İnşallah yarın Gümüşhane'ye doğru yola çıkacağız arkadaşlarımızla beraber. Orada Urfa'ya maçı canlı canlı inşallah aktaracağız, bir aksilik olmazsa. Tabii ki Gürses Hoca, hocamın da dediği gibi isabetli bir teknik adam. Biz Cüneyt Hoca'yı burada eleştirdik, Alper Hoca'yı eleştirdik, Tolga Doğan Tez'in olmayacağını söyledik. Kemal Kılıç zaten kendi rızasıyla düzce imza attı gitti. Ama diğer hocalar 3'te 3 yaptığında da, özellikle Cüneyt Hoca 3'te 3 yaptığı zaman birlikte Maraş'ta da maçta beraberdik, izledik. Biz Cüneyt Hoca ile olmayacağını söylemiştik. Yani 3'te 3 yaptığında bile, şimdi belki taraftarlarımız, ekranı başında olan Urfa spor sevenleri işte hoca iyi puan alıyor diye çıkmışlar hocayı. Hayır, biz Cüneyt Hoca 3'te 3 yaptı, biz yine dedik Cüneyt Hoca olmaz. Aynı masada burada hep beraber yine demiştik olmayacağını ve nitekim de erken ayıldılar ve Cüneyt Hoca gitti, Gürses Hoca geldi. Tabii ki hocamız Uşak maçında iyi bir futbol oynadı. Ben Ankara'ya da gittim, Hacettepe'yi izledim. Zemin çok kötüydü. Sunniçim ve yer yer çukurluklar mevcuttu Hacettepe Etimesgut stadında. Urfaspor çok diri bir Hacettepe karşısında güzel futbol oynadı bana göre. Özellikle Turgut o maçta etkisizdi, Süleyman Luş etkisizdi. Ama hocamız dönüp baktığımız zaman Zonguldak maçında hemen önlem aldı. Süleyman Luş'u hemen kesti, yerine Emre Gedik ile başladı aynı bölgede. Raşit Yöntem sağ bek, Hakan Can Bazoğlu kalede, Cihan Can, Mehmet Taşçı, Mustafa Çakır'ın cezası vardı. O da sıfırladı, sarı kart sınırındaydı. Sağda Göksu oynuyor, hoca geldiğinden belli. Önde Göksu oynuyor. Bazen Raşit'le yerde değişiyorlar. Böyle sarkık sağ bek, sağ kanat gibi görev yapıyorlar. Onur Kolay, Galip, arkalarında Hüseyin Can Avcı, ön libero mevkide. Can Erdem, Santfor, Turgut Doğan sol açıkta görev yaptı. Feyzi 3 haftadır cezalıydı hoca geldiğinde. Feyzi'de de bir üzüntü görüyoruz ama üzülmesin. Burada kardeşimize de söyleyelim. Çünkü hocamız, hoca bindiği dalı kesmez derler. Hocamız bir şey görmüştür ki o kardeşimizi sonradan hamle olarak kullanıyor. Gerçekten bu hafta Galip yok. Galip güzel kardeşimiz. Son sarı kartını bu hafta 70 dakikada gördü. Zaten türbinlere bir münakaşası vardı. Sözü olabilir bu tabii hafta. Ki olayı yönetim kendi arasında hemen süzdüler, sadeleştirdiler. Olay kapandı. Olabiliyor. Urfaspor bir aile. Onu çünkü mesaj yazan dostlarımız var. O türbin olayından bahsedelim. Biz onu gerek yok açmaya. Orada olacak, o futbolun sinir anında olabilecek şeyler. Urfaspor'a gelince Zonguldak maçında hocamın dediği gibi çok zor bir maçtı. Heyecanlı bir maçtı. Şanlıurfaspor yine Uşak maçındaki gibi çok baskılı başladı. Uşak maçındaki gibi rakibe iyi pres yaptı. Topu kanatlara olumlu kullanılması neticesinde henüz 5. dakikada biz golü bulduk zaten. Kanatlarımız çok hareketli. Özellikle Turgut Doğan Şahin
dikine ceza alanına giren Onur Kolay'la birlikte sol iç mevkide de Onur Kolay oynuyor. 3 haftadır hoca geldikten sonra sağ iç Galip Güzel oynuyor. Yani oyunun düzeninden ben hocanın çıkarmış olduğu sistemden ve sporcu seçimi özellikle hamle konusunda çok memnunum. Bunu buradan söyleyelim. Hani Turgut'un verdiği pasta da hocamın dediği gibi aldat derecesine arka direğe Onur'a boş bir pozisyonda resmen boş kaleye vurdu diyebiliriz. 1-0 öne geçtik. Daha sonra 51 ve 53'te Can Erdem ortaya çıktı. Golcülüğünü gösterdi. Özellikle kafadan attığı golde çok büyük bir yani stoperin yanında 1 metre neredeyse havaya sıçrayıp kafa vurmak çok zordu. Yine Turgut Doğan Şahin 3 asist ile oynadı. Turgut'u buradan ben tebrik ediyorum. Tüm takımı da tebrik ediyorum. Yani futbol ihmale gelmez. Ciddi hakikatleri olan bir oyun. 90 dakika boyunca ya hücum organizasyonu içinde oluyorsunuz ya da savunma organizasyonu içinde oluyorsunuz. Yani bu işin orta tarafı yok. Ya hücum yapacaksın ya da savunma yapacaksın. Futbol bu nedenle yani ihmale gelmiyor. Şanlıurfaspor'da Uşak Hacettepe Zonguldak maçlarında öncelikle savunmayı çok diri tutup genel takım savunmasını iyi yaptı ve kazanılan her topu mutlaka kanatlara taşıyarak sonuca gitmeyi başardı. Ben burada Gürses hocamı tebrik ediyorum. Onun dışında tabii ki o olayda da inşallah bir daha yaşanmaz Galip olayında. Çünkü yöneticiyle bir problem yaşadılar. Evet. Dakika 70'ti. Galip bir sarı kart gördü. O sıra hakeme biraz serzenişte bulundu. Orada biraz sesler protokol tribünden gelince o da dönüp o maçın vermiş olduğu sinir ve stresten dolayı cevap vermek zorunda kaldı. Sonra sadeleştirdiler ama neticede de hocamın dediği gibi hafta sonu Gümüşhane'ye gitmeden bir sıra gecesi düzenlendi. Efendim Barut Cuhan'ın da güzel oturdular, çaylarını içtiler, balıklı göz ziyareti yaptılar. Güzel oldu. Onun için ben yönetimi, Ahmet Kaytan Başkanımı, Emin Başkanımı kutluyorum. Bir diğer ikinci husus da Şanlıurfaspor bugün zor şartlarda deplasmana hareket etti. Yani bir deplasman masrafı 15 bin lira gidiyor. Kafile komple. Oteliyle, yemeğiyle gidip gelmesiyle. Çünkü aktarmalı da bu deplasman daha çok para gidiyor. Çünkü evet. Aktarmalı gidildiği için ve Şanlıurfaspor'a şu an hiçbir yardım yok. Parasal anlamda çok zorluk yaşıyorlar. Futbolcuların maç başları gelmiş. Ara ödemeler gelmiş. Hacettepe maçında deplasmanda alınan bir puanın primi içeride duruyor. Bu hafta Zonguldak maçının primi içeride. Bu hafta da Gümüşhane maçına da yani onun da primi var ama sen rakibinle oynuyorsun. Belli bir prim hani var ortada. 3000-4000'e oynuyorlar deplasmanda ama hani birileri çıkıp bir şeyler verirse daha teşvik amaçlı olur. Bu haftaki olur. Prim ödenmedi değil mi? Yok ödenmedi. Hacettepe primi de içeride. Bunun yanında maç başı içeride duruyor ve Urfa Spor deplasmana gitmekte zorluk çekiyor. Ve bu kadar küme potasındayız. 2-3 sıra ilerledik ilk defa. Sezon başından beri kırmızı noktadan çıktık. En azından 3 sıra birden ileriye gittik. Yani bu hafta alınacak olan 1 puan da bana göre altın değerinde ama Şanlıurfa Spor bu hafta kazanacaktır diye düşünüyorum. Ama Urfa Spor'a yani milletvekillerimizin, STK'larımızın, evet. Urfa'da odalarımız var. 52 oda, ticaret borsası. Bunların yardım etmesi gerekiyor. Bunu defalarca burada söylüyoruz. Ve hala kimsede bir ses seda yok. Urfa Spor'a yardım gelmiyor. Sadece Zeynel Abidin Beyazgül Başkanım yardımları var. Ve Emin Yetim Başkanımın 1.7 trilyon gibi bir yardımı var. Geçen hafta Cuma günü takım bunu yani yönetici abilerimiz 5, 10, 20, 30, 50 hükmüne göre para toplandı kendi aralarında. Çünkü kulübün de ihtiyaçları var. Bu kulüp yaşa giderleri var. Bu kulübün çeşitli masrafları var. Bunun için Şanlıurfa Spor'a lütfen yardım edelim. Taraftarlarımız özellikle ver yansın ediyorlar. Taraftarlar dernekleri ver yansın ediyor. Bu hatıra bilet yaptık. Hatıra bilette maalesef 19 milyarlık bilet satıldı. Bunu zaten 1500'ünü bir abimiz, bir iş adamı abimiz aldı. Diğerlerini de ben gittim aldım 100 tane, 10 tane, 10 tane sen, 10 tane öbürüdür. Yani bizim bir yani yaklaşık bir 19 bin, 19 bin tane bütçe sağlandı. Bütçe sağlandı ama bu çok değil. Az hocam. Çok, çok az, evet. Bir şey. Çünkü bunu aslında yanlış mı yapıldı? Bilet kampanyası biraz daha
duyurulsaydı, sadece taraftarlarımız yalnız kalmamış olsaydı, bir Ali olsun, ondan sonra Kerim olsun, Mehmet kardeşimiz olsun, çok çabaladılar, sosyal medyada bunu yaydılar, ama Vali Bey'in önderliğinde böyle bir çalışma olursa daha iyi olacağını kanaatindeyim. Çünkü bir hatıra bile Vali Bey ticaret borsasında dediği zaman, odalara dediği zaman, STK'lara değildiği zaman daha farklı olur. Yani diyoruz Urfa'da 52 tane oda var, birisinin 1 milyon katkısı yok Şanlıurfa Spor'a. Biz kendi cebimizden deplasmana gidiyoruz. İşte Urfa Spor'u seviyoruz. Gidiyor Atıra bilet çıkıyor. Ben alacağım 10 tane 20 tane bilet alacağım. Yani ben çıkıp da ben 50 milyarlık bilet alamam. Ama bir sivil toplum örgütü veya bir oda bunu daha da genişletebilir. Şanlıurfa Spor yani zor durumda. Ben bunu buradan söylemiş olayım. Çok zor durumda da deplasmana çıktı gittiler. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Maddi imkansızlık evet. Had safhada şu an. Bunu tüm taraftarlarımıza belirtmek istiyorum. Evet. Yani şu anda sıkıntı var yani. Çok büyük sıkıntı var. İki tane prim Gümüşhane maçından eğer galip gelirsek onun da primi olacak. Üç prim ve maç başları içeride çocukların evet. Bir transfer taksitleri bazılarının verilmemiş. Yani bayağı bir zor durumdayız. Ben Sayın Mutlu bu evet. Önemli maç öncesi gerçekten yani, bu para şimdi, sıkıntısı evet. Gerçekten. Şimdi bu ligde kalacaksa takımlarımız Urfa Spor ve diğer takımlar olsun mutlaka para harcayacak. Yani. Şimdi Urfa Spor'un mutlaka para harcaması gerekir. Ya prim konuşuyor artık. Son ondan sonra geldi. Sporcuya prim vermek evet. Gerekir. İşte iyi beslemek gerekir. Şartları iyi düzenlemek gerekir. Her türlü şartlara çok güzel bir şekilde yardımcı olmak gerekir. O yönden bence hem Sayın Valimiz hem Sayın Belediye Başkanımız son defa bir hamle yaparak hem işte organize sanayideki fabrikalar olsun. Yani işte dernekler olsun. Örnekler olsun. Bunları son evet. Defa toplayıp Urfa Spor'u bu sene lider bırakması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Ama iş işten geçer yazık olur yani. Bunu evet. Bu işi kaçırmayalım. Yani böyle bazen güzel konuşan insanlar var. Yani ben işte cebimdeki parayı vereyim Urfa Spor'u düşmesin. Hayır efendim bunu yapacak 2 milyonluk şehirde çok güzel insanlar var. Tabii. Bu işi tek başına yapacak insanlar da var. Aynen. Bu şehirden para kazanan çok büyük firmalar var. Hatırlıyor. Fabrikaları veyahut bizim esnafı veyahut dernekleri değil. Buradan çok iyi para kazanan büyük şirketler var. Aynen. O şirketlerin bir bedeli var. Onlar da bu bedeli Urfa Spor ödemeleri gerektiğini düşünüyorum. Evet. Aynen. Yoksa bu şekilde Urfa Spor işte Sayın Valimiz yapsın. Zaten İlk başta bir büyük bir adımı Büyükşehir Belediye Başkanı yaptı. Evet. Çok büyük bir adım attı. Evet. Biz burada konuştuk. Tartışmazsız evet. Evet. Herkes aynen. İşte belediye başkanı parti için konuşmuyoruz yani. Bir parti işi değil bu. Biz spor adamıyız. Evet. Bu işi güzel bir şekilde büyük bir hamle yaptı. Ondan sonra da Sayın Valimiz bir adım attı. İş ne oldu? Bir üste çıkmaya başladı. Bu sefer spor adamları, spor kamuoyu, amatör sporlar evet. Derneği, işte başkanımız Mehmet abimiz olsun hepimiz bir şekilde Urfa Spor'a destek vermeye başladı. Evet. Ve Urfa Spor ciddi anlamda tutunmaya başladı. Aynen. Artı Taraftarlar Derneği ve Urfa Spor'un Urfa tabiriyle hani böyle esah seyircisi derler ya evet. İzleyicisi. Onlar Urfa Spor için çok çabaladı. Ve Urfa Spor yaşıyor. Aynen. Urfa Spor bitmişti. Yani bu yerlerde şu an ligin en alttan bir dördüncü sıradayız evet. Değil mi? Üç şey atladık. Atladık. Bu bize büyük bir şereftir. Bu işi bu şekilde düzenleyip son defa toplantı yapıp bir şekilde para aktardığımız takdirde yani işi de düzeltmişiz. Hoca da var. İş rayına biner. Urfa Spor da rahat bir şekilde kümede kalır. Özür dilerim. Ayrıca bu hocamızla önümüzdeki sezon zaten mukavelesi 1,5 yıl. 1,5 yıl. Evet. 10 numara. Önümüzdeki aynen. Sezonda bu işin içinde kaldığımız evet. Gerçe Urfa Spor güzel günler göreceğini İnşallah. Tahmin ediyorum. Evet. Herkesin destek olması lazım tabii bu zor süreçte. Çünkü önemli. Bu haftaki maç çok çok önemli tabii. Tabii bizi izleyen sevgili Mustafa Çiftçi iş adamı abimiz. O da Urfa'ya geldi. Çorum'da Urfa Spor'u en iyi şekilde gerçekten ağırladı. Biz de burada bir selam vererek dedi kendisine. O da burada şu anda kendisi. Mustafa Çiftçi ve Amir Ali Nezhat. O da burada İranlı bir iş adamı. Onunla birlikte buradalar. Onlara hem Mustafa Çiftçi abime hem de Amir El-Nazhat'a
Yani İran'a sevgi ve saygılarımı buradan sunuyorum. Urfa Spor'u takip ediyorlar. Sevgiler gönderiyoruz kendilerine. Kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar beraberiz. Evet sevgili futbol severler, hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii bugün iki bölüm yaptık. Sayın Hüseyin Gürses ve İsmail Mutlu abimiz bu bölüm de burada kalacaklar. Ama öbür bölümlerde de ASKF Başkanı Sayın Mehmet Aktaşoğlu ve gazeteci spor yorumcusu Sayın Sait Kövli konuk edeceğiz. Burada konuşacağız. Bu bölümde yine Sayın Gürses ve İsmail Mutlu yine konuşan hem Karaköprü hem Urfa Spor'la ilgili. Hemen Hüseyin'e dönelim. Karaköprü ile ilgili de bilgi alalım. Evet. Buyurun Hüseyin. Bu hafta yani çok son Bedi Hoca'nın geldikten sonra belki Bedi Hoca takıma çok fazla dokunamaz. Çünkü sezon başı kampı Mehmet Şansal'la geçiren bir ekip. Ondan sonra Hüseyin Hoca devre arası kampını da Hüseyin Hoca ile geçiren bir ekip. Devre arası transferi yapan Hüseyin Hoca, Bedi Hoca da geldi kurtarıcı olarak artık son aşı tutmayınca, Hüseyin Hoca yönetiminde başarısız sonuçlar alınca Hüseyin Hoca kendisi istifa etti. Yerine Bedi Hoca geldi. Tabii ki Bedi Hocamız Urfa'nın sevilen babacan babası diyelim. Ziyarete de gittik birlikte. Çok da güzel bir insan kendisi. Tabii ki ilk maçta 2-0 Ordu Spor deplasmanında bir galibiyeti var. Gerçekten Ordu'da playoff hedefleyen bir ekip. Orada 2'de gol bulması, 3 puanı alması tabii ki güzel oldu Karaköprü Spor için. İçeride Sultanbeyli ile 0-0 kalınca hafta içi o maça da gittim. Biraz takım tutuktu. Yani tabii ki Kelkit'te de ben onlara demiştim, beraber sohbet de etmiştik hocam. Kelkit'te yenilmezsiniz hocam dedim. Kelkit çok böyle koşan bir ekip değil, yaşlı bir ekip. Bal Ligi'nden çıkan kadrosuyla devam ediyor ve bulunduğu konum sizi çok yanıltmasın, aldatmasın. Siz oradan puanla dönersiniz. 90+2'de Umut Pusat yine çıktı, golünü attı. Birinde penaltı olmak üzere 2 gol attı ve 2-2 döndüler. Bedi Hoca 3 maçta 5 puan topladı. Bu da güzel aslında Bedi Hoca için. Bu hafta rakip Aksaray. O da şampiyonluğu hedefleyen bir ekip. Bedi Hoca'nın işi zor. Bedi Hoca'da çünkü cezalı olan sporcu kardeşlerimiz var. Onu da burada. Şanlıurfa Spor'da Galip Güzel cezalı. Onun dışında sakat eksik yok arkadaşlar. Diğer maçta da Karaköprü Spor'umuzda perşembe günü oynayacağı maçta Metan Andaç Özdü bu hafta kırmızı kart gördü. 55 sarı 62 kırmızı yaptı. Pusat, Umut Pusat sarı kart cezalısı, büyük eksiği var. Hakan Albayrak Solbek o da sarı kart cezalısı. 3 tane Bedi Hoca'nın eksiği var. Yani 3 tane de takımın nerede baba sporcuları yok. O yüzden Bedi Hoca inşallah o maçta galip geleceğine inanıyorum. Çünkü Aksaray ligin üçüncüsü. Lider Düzce 47, Aksaray 45 puanı var. O da şampiyonluk hedefleyen bir ekip. Bedi Hoca'ya bakarsan 11. sırada. 10. sırada Modefon var. 30 puan. Bedi Hoca 29 puan. Kozan 29, Bergama 28, Silivri 28, Kırklareli 27, Sultanbeyli 25. Yani 10 takım, 28 takım burada küme düşmeme için oynuyor. Urfa Spor'un grubunda da hal böyle. 6 takım küme düşmemek için mücadele ediyor. Bu yüzden bu hafta İbrahim Yıldırım da Rahmi'nin olmayışından dolayı İbrahim Yıldırım 11'de oynadı. Urfalı kardeşimiz. O da bizi sevindirdi. Evet. Bedi Hoca'nın hamleleri güzel. Hani Bedi Hoca'nın oyunu okumasını ben çok beğeniyorum. Son bu 3 maçı da izledim. Ordu maçını da sosyal medyadan takip ettim. Yani keşke içeride bu Sultanbeyli maçında 3 puan almış olsalardı. Çok iyi olacaktı. Bedi Hoca biraz daha rahatlamış olurdu ama olsun. Kaybedilen bir şey yok. Takımı iyi hocanın. Hani şu an yükleme olaylarını yapamıyor olabilir hem Gürses Hoca hem Bedi Hoca ama çünkü burada artık günü kurtarmak için skora dayalı bir oyun oynuyorsunuz. İki takım da küme düşüyor. İki takıma da gol lazım, skor lazım. Alınacak bir puanın
ileride son hafta ne kadar faydalı olacağını, ne kadar işimize yarayacağını iki takım için söylüyorum. Onu zaten ilerleyen haftalarda göreceğiz. Yani iyi gidiyoruz. İnşallah hani Bedi Hoca'da şu da var. Mesela bazı hocalarda bunları gördük. İşte oyuna hamleleri tam net değil. İşte şu futbolcunun annesi gelmiş, ben bugün 18'i alayım. Şu futbolcunun hanımı gelmiş, nişanlısı gelmiş, bugün oyuna hani girsin. Böyle şeylere giriyorlar. Bedi Hoca'da bu yok. Kim hak ediyorsa o formasını giyiyor. İyi de bir yönetimi var. Bu hafta seçimler de oldu resmi olarak. Mustafa Aslan ve yönetimi artık işin başında, imza yetkisi de kendilerinde. Çünkü pandemiden dolayı kongreler olmuyordu. Bu hafta yaptılar kongreyi. Artık Mustafa Aslan görevin başına geçti. Bedi Hoca'ma ben başarılar diliyorum. Şanlıurfa Spor'uma da başarılar diliyorum. İnşallah evet. Bu hafta iki takımımız da puan veya puanlar alacağına inanıyorum. İnşallah. Hemen Sayın Mutlu'ya dönelim. Karaköprü Belediye Spor'u zaten beraber de biz izledik. Evet. Karaköprü. Şu anda da Bedi Şahap Hoca hocamla da şu anda iyi bir iğme yakaladı. Şu anda da iyi gidiyor. Evet. Ama geçen hafta dediğin gibi geçen haftaki içerideki maçı keşke almalıydı. Galip gelmezse. Ama olsun, hayırlısı olsun. Evet. Evet Sayın Mutlu, neler diyeceksiniz Karaköprü için? Şimdi Karaköprü Spor'un bir kere iyi bir 10 numarası var. Umut Pusat, evet. Bu hafta cezalı. Yok. Yani bu hafta yani. İşi çok zor. Oynamıyor, evet. Bu hafta oynamayacak. Takımı tek başına götüremiyordu. Evet. 2 gol attı ben zaten bu hafta. Yani evet. Arkadaş, bir 2-3 maçını seyrettim Karaköprü'nün. Evet. Hüseyin Hoca olduğu dönemde de. Yani o arkadaşla Karaköprü farklı bir şey yakalıyor. Format yakalıyor. Gerçekten evet. De başarılı oluyor. Ben beğendim bir insan. Artı bir de Bedi Hoca da zaten Karaköprü Spor'u şampiyon eden, Karaköprü'yü çok iyi bilen bir ağabeyimiz. İyi de bir hoca. Yıllardır sporun içinde bulunan, her türlü bölümünde üst düzey görev yapan. Yani ben yerlerine olsaydım Bedi Hoca'yı Urfa Spor olsun, Karaköprü Spor olsun böyle profesyonel ligde oynayanlar değerlendirmemiz gerektiğini her zaman her platformda söylüyorum. Şimdi biz elimizdeki ağabeylerimizin, hocalarımızın kıymetini bilelim ki bunlar da bizlere gerçek manada faydalı olsunlar. Bir de hocam görev düştüğü zaman Bedi Hoca'yı çağırmışlar. Lafınızı kesiyorum. Özür dilerim. Bedi Hoca demiş ben para istemiyorum. Ben geleyim takımı kümede bırakayım. İşte, bu işler böyle. Yani, ben Urfa Spor'u 5-6 sene çalıştırdım basketbol takımı. Ben bir çok para almadım. Evet. Tek nedenimiz var, sporu seviyoruz. Bak, aynen. Sporu da basketbol değil. Aynen. Sporu aynen. Sevgimizden aynen. Dolayı yapıyoruz. Aynen. Bunu. O insanlar da o ruh var. Ama Urfa ligde kalır, Karaköprü Spor güzel bir şekilde. Zor maçları da var, kolay maçları da var. Mesela Aksaray sahamıza geliyor. Mülakis ondan sonra da Bergama'ya gideceğiz. Bak bu Bergama maçı önemli bir maç. Aksaray tabii. Maçından daha önemli. Evet, aynen. Şimdi bunu yenince bu diğer takım aşağıda direkt kalacak. Evet. Ondan sonra da kolay bir rakip Vodafone var. Sonra Kırıkkale. Sonra da Kırıkkale. Yani bu 3-4 hafta Karaköprü Spor'un önümüzdeki sezonunu belirleyecek. Aynen. Net. Evet. Önümüzdeki sezon. Bu sezon değil. Kesinlikle ya ligde kalacak ya küme düşme tehlikesi sezonun sonuna kadar yaşayacak. Yani tehlike devam ediyor. Bu 2-3 maçı bence Bedi Hoca koparır yani. Bir şekilde İnşallah. Puan alır. Belki bir 6 puan aldığı takdirde bu 3 maçta Karaköprü Spor ligde inşallah kesin kalır. Yeni yönetime de buradan başarılar diliyorum. Evet. Yani Urfa'da yönetici olmak zor. Yönetici demek idare eden. Yönetici arkadaş idare eden. Hem seyirci idare edecek, hem sporcu idare edecek, hoca idare edecek. Yönetim içindeki yanlış yapan yöneticileri idare edecek. Bu işin uslu böyle. O yönden daha dikkatli olmalarını, daha güzel davranmalarını buradan temenni ediyorum. Yöneticilik farklı bir iştir. Bak Rabbim bütün Urfa Spor'a ve Karaköprü Spor'a sizleri yönetici olarak yani seçimle geliyorsunuz. Yani birilerinin tavsiyesiyle iyi işler yapmasınız diye gelmiyorsunuz. Bunlar da güzel iş. Umarım iyi işler bırakırlar bu şehir için, bu memleket için. Mustafa Aslan Başkan gerçekten hayırlı olsun. Evet. Başarılar diliyoruz yeni yönetime. Gerçekten beyefendi bir insan. Gerçekten bize de desteğinizi lütfen destek olun dedi bize. Kanal Urfa Spor zirvesi olarak biz hem Urfa Spor'umuza hem Karaköprü Spor'umuza mecbur destek olmak zorundayız. Çünkü Urfa'nın iki tane güzide bir marka takımı var, Şanlıurfa Spor. Bir de bizim Karaköprü. O da marka olmuş. O da bir marka oldu artık. Çünkü ikisi de profesyonel sonuçta.
Amatör takımlarımız da var. Mesela Bal Ligi'nde oynayan Büyükşehir Belediyespor, evet, inşallah onlar da maçlar açılır, daha iyi yerlere gelirler. Yunanşehir Bal Ligi'nde, Siverek Belediyesi Bal Ligi'nde. İnşallah onlar da daha iyi gençler yetişir, daha da iyi yerlere gelirler bu, evet, takımlarımız. Peki İsmail abi, evet, bu hafta Urfa Spor çok zorlu bir, evet, bildiğin gibi Gümüşhane maçı var. Evet. Yani bu maç da bizim için çok önemli. Evet. Gerçekten puan veya puanlarla dönersek inşallah Urfa Spor'umuzun da ben yolu açık diyorum yani. Şimdi ben Gümüşhane'den yani hep içimden geçeni söylüyorum. Bazen de tutuyor yani, evet, spor tadığı gibi atıyoruz. Söyle, bugün de söyle içinden. Yani golü beraberlik bence bu maça yakışır. Yakışır. Evet, ben öyle görüyorum. Bu, evet, iki takım, o takım da... Bunu biraz, unutmayalım o zaman. Yani ben 1-1-2-2 yani bu şekilde iki takım da biz savunma ağırlıklı oynayacağız. Evet. Yani yani öyle düşünüyorum. Hocanın şeyi öyle, planı öyle. Fevzi de oynayabilir bu hafta. Fevzi, evet, banko, evet, banko, evet, Galip de yok. Evet. Galip de yok. Aynen. Şimdi mesela Onur Karakörpü Spor'da, Onur değil mi, yanlış olmasın? Umut Fırsat. Forvet arkası oynuyor. Evet. Ama takımın beyni. Bizde de ön libero Galip oynuyor değil mi? Aynen. Yanlış konuşmuyorum. Aynen. Ayıp olmasın. Şimdi bizde de takım beyni o arkadaş. Aynen. Ben öyle gördüm. Ama yok bu hafta. Yani. Sol açığımız çok güzel top getiriyor. Can Erdem'imiz oğul atıyor. Fakat bizim beynimiz Galip. Hem top alıp verip alması, hem ikinci bölgeye, üçüncü bölgeye aktarması fevkulade. Ben çok beğeniyorum şahsım. Evet. Olmayınca işimiz zor. Biraz daha böyle kontrol oynamamız gerekir. Gene şöyle söyleyeyim, belki Feyzi bir ön libero görevi belki orada belki görebilir göremez ama oynayacak. Biraz daha deplasmanda Feyzi biraz daha iyi oynuyor. Daha iyi oynuyor. Evet. Evet. Yani. Biraz daha ileride oynayıp, evet, iki ön libero farklı bir şekilde oynayabilir. Böyle deplasman maçlarında Feyzi daha farklı. Rakam çıkınca çok. Hoca bizden daha iyi biliyor. İşin içinde olan insanlar. Bunlar sporculardan yaşıyorlar, sporculardan kalkıyorlar. Buradan başarılar dilerim. Umarım bence golü beraberlik alırsak ben sevinirim ama tabii bir galibiyet, bir top vurmuşsun, 1-0, 2-0 yenip gelmişsin, o ayrı bir şey. Bir de şunu söyleyeyim, belki çok büyük konuşuyorum da Urfa Spor'un sen de yorum yapıyorsun yani, güzel de yorum yapıyorsun, hem de izletiyorsun taraftarlara. Ben Urfa Spor'un Manisa'da gidip Manisa Spor'u yeneceğine belki 6-7 hafta öncedir İsmail'e bir TV'de söylemedim ama Manisa'ndan alıp da biz yapabiliriz. Kadromuz yiğit bir kadro, yiğit. Yenebilecek. Vallahi yiğit. Yeter ki o gün havasında olsunlar. Tabii. Bir de o almadıkları primleri ödesinler. Yani biraz... Bak bu takım ne iş yapacak. Ben inanıyorum. Aynen, çok beğeniyorum takımı. Evet, Ali Çizmecioğlu abim de bizi izliyor. Hastam var, sizinle beraber olamadım dedi. Kusura bakmayın. Mükemmelsiniz gerçekten. Geçmiş olsun, Rabbim şifa versin. Ali abi, kaç kere de aradık seni, bir türlü de ulaşamadık sana. Rabbim şifa versin, inşallah bir an önce aramızda olursun diye düşünüyorum. Hemen Hüseyin'e, eyvallah, dönmek istiyorum. Gerçekten bu haftaki maç önemli, evet, ama yenemezsen de yenilmeyeceksin. Evet, tabii ki, tabii öyle olması lazım. Yani Şanlıurfa Spor hocamın dediği gibi biraz gollü maç olabilir ama benim Urfa Spor mağlup olmayacaktır. Bana göre, ben de düşüncem o. Evet, inşallah. Yenilmeyecek Urfa Spor inşallah. Ve orada biz de orada olacağız. Maçı aktaracağız inşallah tüm Urfa'ya. Ama takım iyi hazırlandı. Gürses Hoca iyi bir hoca. Ben idmanları da takip ediyorum. Hani sporcuyla bir abi gibi, bir kardeş gibi ilgileniyor. Yardımcı o Antalya Spor Ankara Gücü'nün kalecisi Adnan yardımcısı. Kaleci Adnan'dır. O da çok iyi ilgileniyor. Yardımcılar güzel. Kemal Hoca'yı benimsemeleri güzel. 3 tane 4 tane hoca geldi. Kemal Hoca'yı bir türlü işlerine alamadılar. Kemal Tosun'u. Ama şimdi Kemal Tosun işlerinden biri gibi hareket ediyor. Bu da beni orada bir maçı kompozisyon olarak izlediğimiz için kenarda şimdi, bir de şu var Hüseyin. Lafını kesin. Evet. Kusura bakma özür dilerim. Bize Kemal'lar ve Kılıç'lar yarıyor. Kemal Kılıç. Evet. Gürsel Kılıç Hoca. Evet. Kemal Tosun. Aynen. Maşallah, bizde bunlar yani, yarıyor. Kemal'i benimsemeleri gerçekten hoşumuza gidiyor. Kemal yedek kulübesinde sporcuyla konuşuyor, sporcuya sarılıyor. İdmanda Kemal, sahada diğerleri hani Kemal dışarıdan gelmiş diye, altyapı hocası diye Kemal'i çok benimsemediler ama Kemal Hoca'yı benimsemeleri bizi ayrıca bir sevindiriyor. Yani Gürses Hoca'yı bu konuda da teşekkür ediyorum Gürses Hoca'ya. Tabii ki Gümüşhane'de zor bir maç bekliyor takımımızı. Takımımızda dediğimiz gibi cezalı sadece Galip yok. Kaptan Galip, ikinci kaptanımız. Feyzi Özkan yerinde, evet, büyük bir ihtimal. Hoca farklı bir taktikle çıkmaz ise
Feyzi Özkan görev yapacak ama ben her şeyden önce Şanlıurfa Spor'a maddi yardım için artık kolları sıvanması lazım. Bazı milletvekillerimiz söz vermişti. Biz bu kadar yardım edeceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız diye. Sezon bitti, son maçlara geliyoruz artık. 8-9 maç kaldı. Halen o kişiler Urfa Spor'a söz verdiği yardımı yapmadılar. Hatıra bilet yaptılar. Dediğim gibi ilk bölümde bu hatıra bileti Vali Bey önderliğinde yani yönetimin önderliğinde olmuş olsaydı bugün Vali Bey hatıra biletten 1000 tane almış olsa herkes Vali Bey'e yaklaşmak için sırga girerdi. Ama maalesef taraftarlar bu bileti sattığı için insanlar herhalde çok rağbet gösteremedi. 19 milyar gibi bir para toplandı ama o da Şanlıurfa Spor'un sadece bir deplasman giderine yetiyor. Gümüşhane maçına giden deplasman ücreti zaten 15 bin lira para gidiyor Gümüşhane maçına. Hani onun için bir an önce milletvekillerimiz devreye girmeli, bir an önce STK'lar devreye girmeli, bir an önce yönetime yardım edilmesi gerekiyor. O gün sizlerle birlikte tesise, idmana gittiğimizde de Emin Başkan'ın evet. Serzenişini siz kendiniz gördük, sohbet evet. ettiniz. Evet, kendisiyle birebir gördünüz ne kadar evet. üzüntülüydü. Evet. İşte ne kadar ya bir destek olmadı mı, şey olmadı yani mı? Ben artık yoruldum diyor. Ben artık yapamıyorum. Evet. Kendisi dedi. Onun için şanlı takımımız inşallah galip gelecektir. Biz de yarın Gümüşhane'ye hareket edeceğiz. İnşallah maçı canlı canlı arkadaşlarımıza aktaracağız yani. Evet. Evet, İsmail Mutlu ve Hüseyin Gürses ve size selamlar iletiyorum. Bu hafta Urfa Spor'umuz galip gelecek. Bu moralle inşallah Halil Savaş abime sevgi ve saygılarımı buradan sunuyorum. Selam olsun. Ali Çizmacıoğlu abime de yine tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Maşallah kardeşim, hoş geldin, seni tekrar ekranda görmek güzel. Bursa'dan Urfalar Vakfı olarak programa harika. Bursa'dan Urfa Spor'umuzun bu sezon ligde kalacağına inanıyorum, başarılar. Emin Tepe abimize Bursa'ya sevgi ve saygılarımı buradan iletiyorum. Evet, hayırlı akşamlar hocam. Direkt rakiplerimiz Gümüşhane'yi inşallah yeneriz. Çünkü sonraki maçlarımız daha zorlaşacak demiş evet. Mehmet İlgen. Kardeşimize de sevgi ve saygılarımı buradan iletiyorum. Halil Yılmaz kardeşim de bir mesaj atmış. İyi yayınlar hocam. Kaptanım Hüseyin'e ve İsmail abime sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Halil Yılmaz kardeşime ve Tevfik kardeşime sevgi ve saygılarımı buradan iletiyorum. İzmir'den Halil Küçük Çankçı abim bizi izliyor. Sevgi ve saygılarımı iletiyorum. İnşallah Urfa Spor'umuz ligde kalır demiş. İnşallah temennimiz odur. Baki Küçük de bir mesaj atmış. Hayırlı akşamlar demiş. İyi yayınlar. Şanlıurfa Terziler Oda Başkanı Yasin Küçük'e de sevgi ve saygılarımı buradan iletiyorum. Evet. Evet, maddi olarak evet. şu anda bu hafta özellikle bu hafta bir sıkıntıya biraz girdi evet. takım. Zorla yani gittiler. Şimdi evet. evet yani şimdi ben Emin Yetim'in yerinde olsam ne olursa olsun bak ne olursa olsun bütün iş adamlarını ararım. Milletvekillerini ararım. Yani bu zor süreçte yani onların da Urfa Spor'un yanında olmaları lazım. Evet. Çünkü bak kaç maçımız kaldı? 8-9 maçımız kalmış burada. Aynen. Yani burada yapılacak tek şey biraz bu son artık yüzük kuyruğuna evet. geldik. Şu anda da en alttan da kurtuldu Urfa Spor. Evet. Yani tırmandık biraz. Efendim? Tırmandık biraz. Tırmandık yani biraz. Ne olursa olsun biraz tırmandık. Biraz moral de var. Evet. Yani primin 1'se 2 vereceksin. Tabii. İçeride 3'te 6 vereceksin. Bu takımı kurtarmak için elinden gelen her şeyi yaparsın. Teşvik. Neden? Yani. Neden? Çünkü bu takım düşerse 50 trilyona 100 trilyona zor çıkar bu takım. Aynen öyle hocam. Yani onun için bu saatten sonra desteğini yapacaksın yani. Bir iki evet. trilyon belki harcayabilirsin fazladan ama bu takımı da kurtarırsın. Ama harcamazsan kusura bakma bu takım gümbür gümbür aşağı yani doğru gidiyor. Hocam 14 tane milletvekili var. Seçmiş insanlar göndermiş. Bu takım da bu şehrin markası. Milletvekilleri sadece Şanlıurfa Spor'a yardım etmeyecek. Sen bakıyorsun şimdi Şanlıurfa'ya bakıyorum ben. Şanlıurfa'da saha yok. Bugün Gençlik Spor İl Müdürlüğü saha yapması gerekiyor. Şanlıurfa sadece amatör kulüplerin maç yapabileceği bir belediye sporu şutim tesisi var. Bir de Yenice var. Sen burada kapı aranan oradaki
sahayı yıkıyorsun, havuz yapıyorsun. Şanlıurfa'da çok mu saha var arkadaş? 50 tane havuz var Şanlıurfa'da. Kapalı havuz 2 tane var. Sen havuz daha beter, onu yıkıyorsun, havuz yapıyorsun. Urfa'da saha yok. Urfa'ya bir tane stat lazım. Bunu milletvekillerimiz toplanacak, gidecek, isteyecek. Batman'a saha yaptılar. 2 tane öbür sahası duruyor. Siz orada futbolcu döneminde oynamışsınız eski stadında. Bu aklıma ne geldi? Bandırma belediye spor. Belediye sporda ben oynuyordum. Evet. Burada Ziraat Fakültesi Harran tarafındaki Ziraat Fakültesi biliyorsun. Evet. Bir de normal Ziraat Fakültesi kampüsü biliyorsun. İbrahim Halil Mutlu abim buradan bizi de izliyorsa sevgi ve saygılarımı buradan iletiyorum. 2 dönem rektörlük yaptı. Aynen. 2 dönem rektörlük yaptı. Ben de öğrencisiydim abi. Sen de öğrencisisin. 2 yerde, 3 yerde saha yaptı. Aynen. Çocukları futbola aşıladı. Salon sporlarını aşıladı. Aynen öyle. Çok birçok şeye imza attı Urfa'da spora. Tamam mı? Ve üniversitenin de takımını kurdu. Üniversiteden takımlar liglere girdi. Çok da iyi bir yüme yakaladılar. Çok iyi yüme yakaladılar. Evet. Dışarı gitti o takımlar. Aynen. Benim bildiğim daha salon sporlarını söylemiyorum. Ben futboldan bahsediyorum. Yani onunla ilgili bir üniversitede büyük bir spor şenliği oldu. Her aynen. sene de düzenleniyordu. Yani böyle bakıyorum. Şu an üniversitenin sahası ne durumda? Bir gidin bakın. Şimdi buradan İbrahim Halil Mutlu abime sevgi ve saygılarını sunarken ayrıca bu yaptığı spor faaliyetlerinden dolayı bir kez daha teşekkür Sayın Valimiz, bir belediye başkanımız, yani İki takımımıza da ben başarılar diliyorum. Bu takımlar bizim, Karaköprü Spor da bizim, Şanlıurfa Spor da bizim. Yani bu söylediklerimiz stat önerilerini de zaten Urfa için istiyoruz. Yani eksikleri gördüğümüz için istiyoruz. Burada da mülki amirlerimize, milletvekillerimize, Şanlıurfa'mıza 15-20 bin kişilik Rize stadına benzer, kutu gibi, Erzurum stadına benzer, kutu gibi bir stat projesi ile Şanlıurfa'ya gelmelerini temenni ediyorum. Evet. Peki çok teşekkür ederim Hüseyin kardeşim. İsmail abi son sözlerini alayım. Öncelikle Şanlıurfa Spor'a ve Karaköprü Spor'a başarılar diliyorum. Şanlıurfa Spor'un 9 maçı var. 4'ü içeride, 5'i dışarıda olmak üzere. İçerideki maçları aldığı takdirde Fas Spor çok rahat bir şekilde kümede kalır. Yani işi son haftalara bırakmayacağını düşünüyorum. Karaköprü Spor'dan da Bedi Hoca var. İşi bence çok sağlam bir şekilde götüreceğine inanıyorum. Evet. Ayrıca pandemiden sonra Türkiye ve Şanlıurfa'da hem salon sporları olsun hem diğer bireysel branşlarda olsun faaliyetler yavaş yavaş başlamaya başlamış gibi. Bu yönden de Şanlıurfa'da görev yapan bütün antrenör arkadaşlara, bütün basketbol camiasına, voleybol camiasına da başarılar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ederim. Evet, Sayın Mutlu teşekkür ederim. Sayın Hüseyin Gülses teşekkür eyvallah, ederim. Eyvallah. Evet, biraz sonraki bölümlerde Sayın Mehmet Asakata Başkan Sayın Mehmet Aktaşoğlu ve Sait Kövlü'yü konuk edeceğiz. Ya, bizden ayrılmayın tabii. Sevgili spor yorumcularımıza çok çok teşekkür ederiz. Evet, iki tane reklam mesaj var, onu da okuyalım. Yasin Bakırhan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz demiş. Yasin Bakırhan'a sevgilerimi buradan sunuyorum. O da Urfa Spor'u seven ve Rüştü Karadeniz kardeşimiz de o da Urfa Spor'u destekliyor, seviyor. Hem Yasin Bakırhan hem de Rüştü kardeşimize sevgilerimizi buradan iletiyorum. Selam İsmail Hocam, sana ve konuklara selam olsun. Başarılar diliyorum.
Ahmet ve Zonguldak gibi güçlü takımları yenen bir Urfa Spor var. Gümüşhane'yi de yenip gelecek, buna inanıyoruz demiş İzzet Usta. İzzet Kaya abimize sevgi ve saygılarımı buradan iletiyorum. Evet, Mehmet Aslan da bir mesaj atmış. Onu da okuyalım. Evet, genel Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde kaç hafta önce Urfa Spor'un stadyumu almadı, koltukla boyalama diye, boyalanmamış diye yanaşmıyor. Genel olarak söylemek istedim. Öyle bir şey yok. Şu anda o boyalar gündeme geldi. Onu Gençlik Spor'a zaten ilettik. O koltuklar hepsi boyanacak. Hiç şüphe olmasın. Metin Aslan kardeşimize sevgiler buradan iletiyoruz. Evet, temenni ederim ki size ve konuklara selam olsun. İyi, keyifli bir program olur. Gümüşhane maçı öncesi 21 puana ulaşmak oldukça keyifli, zorlu. 4 maç öncesi mutlaka 3 puanı alacağız şart diyerek can Urfa'mı Allah'tan, Allah'a emanet ediyorum. Saygılarımı yalnızca Malatya Sporlu ama gönülden Urfa Sporluyum. Malatya'dan İhsan Çolak abime sevgi ve saygılarımı buradan iletiyorum. Halil Demir abimiz de bir mesaj atmış, onu da okuyalım. Evet, iyi yayınlar diliyorum. Konuklara selam olsun. Saygıdeğer sevgiler gönderiyorum. Burada bir konuya değinmek istiyorum. Urfa Spor bu yönetici alacaklar. Urfa Spor'un üstünde bir kambur. Burada vali ve belediye başkanı devreye girsin ve yönetici alacaklarını hibe edecekler mi yoksa etmeyecekler mi anlayalım. Bu yüklü Urfa Spor'u taşıyamaz demiş. Halil Demir kardeşime de sevgi ve saygılarımı burada sunarken kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar beraberiz. Evet sevgili futbol severler, bu bölümde de Şanlıurfa ASKF Başkanı Sayın Mehmet Aktaşoğlu efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, gazeteci ve spor yorumcusu Sayın Sait Köylü efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Evet, hem seçimle ilgili konuşacaklarımız var tabii, hem de Karaköprü ile Sait Bey'e soracağız. Karaköprü ile Urfa Spor ile ilgili bilgi birikimini de burada anlatacak. Hemen sözü biz zaman kaçırmadan ASKF Başkanı Sayın Mehmet Aktaşoğlu'na soralım. Çünkü bir pandemi olayı oldu. Gerçekten 7-8 aydır, 9 aydır, hemen hemen 1 yıl da geçti. Gençlerimiz futboldan çok uzak, sahalardan çok uzak, tribünlerden çok uzak. Zaman zaman halı sahalarda kapandı. Onun için çok zorluklar çekildi gençlerimiz için. Ondan dolayı hemen Sayın Aktaşoğlu'na ilk önce bu pandemiyi soralım. Buyurun, söz sizde. Şimdi ilk önce Kanal Urfa ailesine bizi burada ağırlayıp bize bu zamanı tanıdığı için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Pandemi dönemi 14 Mart tarihinde Futbol Federasyonu'nun aldığı karar gereği müsabakalar durduruldu. O sırada da ikinci küme takımlarımız, yani Şanlıurfa işini bitirmişti. Süper amatörü bitmiş, birinci amatörü bitmiş, 19'u bitmiş, 17'si bitmiş. 15'i bitmiş. 17 oynanıyordu. 15 bitmişti. 15 bitti. Bitmişti. Yani Urfa Spor, Şanlıurfa, ASKF işini bitirmişti. Bir ikinci kümemiz vardı. Evet. Bir de 13 oynanacaktı. Evet. 13 yani, oynandı. 3 hafta oynadık 13'te. Yani yani yarıda kaldı. Ha, yarıda kaldı. Evet. Şimdi yaklaşık 1 yılı aştık. Şimdi 22 Mart'ta geldiğimize göre 14 Mart, yani 8 günde bir yılı geçiyor. Futbol Federasyonu da zaman zaman bunları TASK'ta görüştük. Ben TASK Yönetim Kurulu üyesiyim. O da bu konularla alakalı olarak 3-4 tane toplantı yapıldı. Hatta siz de bizi takip ediyordunuz. Evet. Bu liglerin oynanıp oynanmayacağı, liglerimizin oynanmayacağına önce Pandemi Kurulu, ondan sonra İçişleri Bakanlığı, sonra Futbol Federasyonu, sonra TASK. Yani bu dört aşama birden karar vermesi gerekiyordu ki müsabakalar oynansın. En son toplantıda
16 Ocak'ta Ankara'da yaptığımız toplantıda alt liglerin oynanmayacağı, sadece belgesel amatör lig, bal liginin oynanacağını ve bunun da gene pandemi nedeniyle pandemi kurulu karar verecek, Türkiye Futbol Federasyonu'na oynatabilirsiniz diyecek. O Türkiye Futbol Federasyonu da TASK'a diyecekti ki tamam oynatabilirsiniz. Bu şekilde gelişmeleri aldılar ve 16 Ocak'taki toplantıda taslak belliydi. 9 taslağın üstünde çalışıyordu arkadaşlarımızla beraber. O 9 taslağın içerisinde en uygununu seçtiler ve sadece bölgesel amatör ligde 268 takımımız 52 gruba ayrılıp bölgesel olarak Türkiye'yi 9 bölgeye ayırdılar. O bölgedeki grup birincileri eski Türkiye Şampiyonası 3. Lig'e terfi müsabakalarını oynuyorduk ya, illere tarafsız bölgeye gidip. Evet. O bölgelere gidip 6 takımlı gruplar halinde 2'ye ayrılacak, 3'lü. Pazar günü de final oynayacak. O finali kazanan takımımız 3. Lig'e çıkacak. Grupların da 52 grubun en altta kalan takımı da kime düşecek? Yani şimdi Urfa 3 takımla mücadele edecek. Eğer 3 takımımız 5'li grupta 5. sıraya bir takımımız düşmese, önümüzdeki sezonda bu 3 takımımız bu ligde mücadele edecek. Yani onu, bu pandemiden dolayı yani çok risk aldılar. Yani bunu bu şekilde şey yaptılar. Karar aldık ve 17 Nisan'da lig start alacak. Evet. Hayırlısı olsun. Yani tabii. Kısmet de, sizin de dediğiniz gibi 4 kategoride yer alıyor. Öyle de basit bir şey değil. Tabii. 4 şeyden geçtikten sonra öyle. Ama bal ligi oynanacak. Bu 17 Nisan'da zaten 17 oynanacak. 17 Nisan'da müsabakalar başlayacak. Lisanslar yapılıyor zaten. Tabii şimdi yapıyor. Süverek'ten Büyükşehir Belediye lisanslarını yaptı. Bir an şehir daha gelmedi. Evet. Hemen biraz Said abiye dönelim. Hem Urfa Spor'la ilgili, bir de Karaköprü'yle ilgili hemen birkaç... Teşekkür ederim evet. İsmail Hocam. Bizi buraya çağırdığınız için. Sözlerime başlamadan önce Urfa Spor Taraftarlar Derneği'nden Çetin'in ve eski sporcu arkadaşımız Reşit Beyaz Ağaç ve bugün rahmete kavuşan Ezeç Söz abimize mekanlarının cennet olsun. İnşallah, inşallah Allah razı olsun. Bizim Urfa Spor'la ilgili genel bir değerlendirme yapacağım. Benden önceki yorumcu arkadaşlar her şeyi konuştu. Evet. Bize yani söz gelmişse bir şey bile almadılar. Biz gene de... Siz de ekleyin birkaç. Biz de değinmediği konulara değinelim dedik. Evet. Şimdi Urfa Spor'un genel durumu 16. sıradayız. Evet. Yani Gürsel hocamız geldiğinden beri iyi bir hava yakaladık. Evet. Yani bu havayı devam ettirmek de bizim elimizde. Bu havayı bozulmak da bizim elimizde. Urfa Spor sıkıntıları var. Zaten arkadaşlar bahsetti. Evet. Bizim alttaki takımlarla aramızdaki puan farkı hiç yok. Evet. En altta Niğde Anadolu var 19 puan. Evet. Gümüşhane 20 puan. Evet. Hacettepe 21 puan. Sancaktepe 22. Velimeşe 22. İnegöl 22. Zonguldak Kömür 26 puan. 26 puan evet. Şimdi bizim önümüzdeki bu Gümüşhane maçı böyle söyleyelim. Yani kader maçı. Evet. Yani alacağımız bir puanla 22 puana geleceğiz. Evet. Ve 22 puana geldiğimiz takdirde bay haftası geçmişiz. Bir maçımız eksik. Evet. O maçı aldığımız zaman 25 eder. Sahamızda oynayacağımız maçı da aldığımız zaman 28 puana ulaşırız ki bu bizi alt liglerden, alt takımlardan uzaklaşma maçımızdır. Yani Gümüşhane maçından İnşallah da ben hepimiz umutluyuz. Diğer arkadaşlar da söyledi. Yani biz o maçtan bir puan yani döneceğiz ihtimali var yani. Yine de biliriz. İnşallah. Yani bu da Güzel Hoca'nın zaten taktiği belli, takımı belli. Genelde takımını, galip gelen takımı bozmama gibi bir huyu var. Evet. Yani sahada oynayan usta ayaklar var. Evet. Bu usta ayakları kızdırmamak lazım. Gücendirmemek lazım. Evet. Ayrıca yönetimin bu Gümüşhane maçı için yani eğer sosyal medyada, eğer basında filmini açıklaması lazım.
Yani bu maç hakikaten de Urfa Spor için çok önemli bir maç. Gümüşhaneli bizi yendiği zaman direktmen otomatikmen Gümüş puan edecek. Evet. Yani biz bu maçtan puan almamız lazım. Yani bundan sonra parasal durumunu konuşmak lazım. Yani bugün maça da zorluklarla gitmişler, onu öğrendik. Ben bir idareci arkadaşımla görüştüm, dedi öyle bir şey olsa bile ben kredi kartımı veririm. Yani bu Urfa Spor'un deplasmanına götürürüm. Götürmez. Bu şekilde. Peki. Yani. Evet. Hemen Sayın Aktaşoğlu'na o zaman dönelim. Yine sana döneceğiz abi. Seçimle ilgili hemen sana soralım. Çünkü sevgili çok kulüp başkanları var. Mutlaka şey bekliyorlardır. Bilgi almak istiyorlardır. Buyurun söz sizde. Şimdi, seçimler ne zaman önce yapılacak onu dile getirelim. 27 Mart Cumartesi günü saat 10'da 11 Nisan yerleşkesi, 11 Nisan Stadı yerleşkesindeki kapalı spor salonunda saat 10'da başlayacak. Evet. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni bir ekip, yeni bir heyecan ve çok güzel bir ekip oluşturduk. Bu ekibimde sayın delegasyon bize destek verirse daha çok hizmetler yapacağız. Onun için bize güvensinler. Biz yeni bir ekol getirmek istiyoruz. Beni biliyorlar. Aktaşoğlu şimdiye kadar ne yaptı, şimdiden sonra ne yapacak? Biz tesisleşmede kulüplerimize maddi yardım konusunda ki bölümlerde kulüplerimizi rahatlatma açısından gerekli çalışmaların hepsini yapacağız. Bir sefer eğer biz seçimi kazandığımız takdirde daha çiçeği burnunda 7 gün 8 gün sonra bütün kulüp başkanlarımızı toplayacağız. Bu kulüp başkanlarımızın görüş ve önerilerini alacağız. Aldığımız bu görüş ve öneriler bizim yol haritamız olacak. Yönetiminde medyadan arkadaşımız var, görsel basından var, yazılı basından var, efendime söyleyeyim siyasetten var. Onun için önümüz açık, kulüplerimiz için ne gerekiyorsa maddi manevi yapacak kapasiteye sahip bir yönetimimiz olacak ve ben sadece ve sadece bu büyük işlerle, büyük projelerle uğraşacağım. Benim yönetim kurulu üyelerimi, bütün kulüp başkanlarım, delegelerim, antrenörlerim tanımış olacak. Çünkü bir sistem getireceğim, yepyeni bir sistem. Her gün bir arkadaşımız federasyonda nöbet tutacak. O nöbetçi arkadaşımız bütün kulüplerimizin sorunlarıyla ilgilenecek. Genel sekreterimiz olacak, başkan vekilimiz orada olacak. Yani 2-3 kişiyle şey. Ben de saha yapımıyla ilgili, bu maddi yardımlarla ilgili çalışmaları yürüteceğim ve geleceğim yönetim kurulu üyelerinden bunu paylaşıp, karara bağlayıp kulüplerimizi rahatlatma açısından ne gerekiyorsa yapacağız. Peki proje nedir? Projede neler var? Önümüzde iki tane proje var. Şimdi biz projeyi yaparken bizim federasyonumuzun maddi gücü yok. Bunu herkes biliyor. Federasyondan yani Türkiye Futbol Federasyonu'ndan veya TAS'tan bir geliri de yok. Sadece transferlerden 150 lira bize geliyor. Evet. O da diyor ki 100 tane şeyin olsan olur 15 bin lira. Evet. Ama bizim iki tane bir sefer çalışanımız var sigortalı. Onların şu anki aylık giderleri 8800 lira. 8800 lira. Onun için benim yani Aktaşoğlu'nun girişimleriyle Büyükşehir Belediye'mizden, ilçe belediye başkanlarımızdan gerekli yardımı alıyoruz. Yani gidip oturup iyi bir diyalogla onlardan aldığımız desteklerle biz federasyonumuzu bu hale getirdik. Yani şimdi federasyonumuz Türkiye çapında bir federasyon, kasasında parası olan, arabası olan, hizmette sınır tanımayan, bizim kulüplerimizin yapılacak insansı işlemlerini paralı kargoyu kullanarak hem gidiş hem geliş paralarını ödeyerek hizmet vermeye devam ediyoruz. Kaldı ki geçen sezon da uyguladık. Bu sezon daha aktif yapacağız. Kulüplerimize, ilçedeki kulüplerimizi
hizmeti ayaklarına getirecek. Urfa'ya gelmelerine gerek duymadan oradaki yetkili arkadaşımızı görevlendireceğiz. Orada lisans işlemlerini yapacak. Onlar oradan kargo ile gönderecek. Kargo ile de oraya gidecek. Yani buraya kimseyi görmeyeceğiz. Evet. Onun için yani çok iyi bir sistemle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Evet. Kaldı ki evet. Amatör ayı ile alakalı. Amatör ayı ile malumunuz biliyorsunuz bu bizim 4 yıllık hayalimiz. 5 yıllık aynen. Hayalimiz. O rahmetli başkanımız nur içinde yatsın. Bahattin Can Bey'li adını evet. Vermek için taahhüdüm var. Evet. Ve bunu da sonuna yüzdük sonuna geldik. Biliyorsunuz TASK'ta yönetimde olmanın şeylerini faydalarını efendim, ağırlığını kullanarak ben Gençlik Hizmetleri Spor Genel Müdürlüğü'nden 10.000 Nisan stadının arkasındaki yerden 1200 metrekare yer tahsisi aldık. Evet. Yer tahsisi aldık, projesini çizdirdik. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da sunduk. Büyükşehir Belediye Başkanımızın yapımla alakalı olarak biraz maddi sıkıntılar vardı. Bugünlere kadar geldik. Bunu diğer arkadaşlarımız da biliyor. Sayın Zeynel Abidin Beyazgül'den görüştüğümüzde talimat verdi Reşit Dedeoğlu'na. Bu projeyi bitirin ve ihaleye çıkın. Ben bugün 2-3 gün önceki görüşmemde son rutuşları yapmışlar. Bir sunum yapacaklar ve ihaleye çıkacaklar. Bu artık geri dönülmeyen bir yere girdi. Evet. O tamam. İkinci projeyi de gene ilçe belediye başkanlarımızla Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ile yeni yönetimimle yeni bir sayfa açarak gene bir yer tahsisine gideceğim. Çünkü hazine falan bize yer tahsisi yapmıyor. Veya belediyemizden bir yer tahsisi isteyeceğiz. Kulüplerimize ofis mahalli kulüplerimize merkezdeki mahalli kulüplerimize birer tane ofis projesini de yaparsak benim artık yapacağım bir şeyin kulüplerimizi rahatlatma açısından herhangi bir şey olmayacak. Bu yeni yönetimle delegelerimiz bize destek verirse ki bize teveccüh gösterirse biz bunu da yapma aşamasına inşallah getireceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah. Hemen Sait Köylü abime dönelim. Tabii Karaköprü'yü de yakından izliyorsun Sayın abi. Urfa Spor'u da. Karaköprü'müzü nasıl gördün? Valla Karaköprü Spor, Bedik Hoca'nın gelmesiyle yeni bir ivme yakaladı. Yakaladı evet. Yani Bedik Hoca'nın bu ivmeyi yakalaması yeni değil. Evet. Yani Urfa Spor'un hatırlarsayız 93-94 sezonlarında da küme düşmesen sezonunda yine Bedik Hoca'yı başa getirdiklerinde evet. 6-7 tane altyapıdan oyuncuyla Urfa Spor'u kümede bırakmış bir arkadaşımız. Bir hocamız. Şimdi bundan önceki Hüseyin Hoca da bizim değerimiz, Bedik Hoca da bizim değerimiz. Ama bazı zaman aşı tutmayabiliyoruz İsmail Hoca. Evet. Yani Bedik Hoca disiplinli, gayretli, çalışkan, iyi bir hoca. Yani Karaköprü'yü de şampiyon yapmış bir hoca. Yani Bedik Hoca ile konuşmamız, yani bu işin üstesinden gelecek bir hoca. 29 puanı var. Yani alacağı puanlar da Karaköprü Lig'de de kalır. Yani üst başlarda da sıralarda da oturur. İyi sporcuları var. O Umut dedikleri Umut Pusat dedikleri oyuncu çok iyi bir oyuncu. Yani inşallah kümede akarırsak onu Urfa Spor'a kazandırmak bence mantıklı olur. Evet. Yani orada 2-3 tane iyi sporcu var yani. Yani altyapıdan Urfa Spor'a gelirmiş gibi olur. Yani inşallah yönetim bunu görür. Yani Urfalıların çalıştırması, Bedi Hoca'nın çalıştırması gerçekten iyi. Çok iyi, çok iyi. Bedi Hoca yani bizim ya bize ne değerler var. Evet. Ama maalesef Urfalı Urfalı'yı hafif tartar. Kusura bakmayın. Yani. Evet, ve her daima böyle. Urfa Spor'da da çalıştıracak hocamız yok mu ki? Var, doğru. Var. Ama nedense yabancı hoca hayranlığımız bitmiyor yani. Urfa Spor maddi olanaklarla boğuştuğunu biliyoruz. Peki ne tedbir alıyoruz, ne yapıyoruz? Evet. Hiçbir şey yaptığımız yok. Evet. Yani Büyük Taraftarlar Derneği'nin bundan önce Can Suyu adı altında bir kampanya başlattılar. Forma kampanyası başlattılar. Bu sefer de bilet kampanyası başlattılar. Hepsinin ortak parası 20 milyarı geçmedi. Bundan önce de bir milletvekili arkadaşımızın 15 milyon Urfa Spor'a bağış yapmış ama maalesef daha hala o parayı göndermediğini de biliyoruz. Yani bu Urfa Spor Urfalıların takımı.
Yani sen 15 milyon para vereceğim diyorsan Urfa Spor'a ver yani. Evet. Sosyal medyada ben Urfa Spor'a 15 milyon para verdim diye yani beğen yapma. Ya verirsin ya da yapmazsın. Ya demekle olmuyor. Demekle olmuyor yani. Evet. Şimdi ne yapmamız lazım? Evet. Şimdi ben her daim savunduğum bir fikir var. Evet. Yani bunu senin geçen programda da söyledim. Dile, evet. Evet. 1200 tane delegemiz var. Tamam. Ben bu delege konusunu bundan önce de gündeme getirdim. Yine gündeme getireyim. Evet. Bu yönetim kurulurken yani şirketleşme adına karar çıktı. Urfa Spor'un şirketleşmesiyle ilgili. Yani bunu gündeme getirmeleri lazım ve de uygulamaları lazım yönetimin. Şirketleşmeyi yapmaları lazım ki önü açıla. Ya sen delege yazımını bırak, serbest bırak. 10 binit, 20 binit. Yani ayda, yılda 120 TL adam başı para veriyor İsmail Hocam. Evet. Ya çok ayıp bir durum. 120 evet. 120 milyon, aylık, yani yıllık 120 milyon, ayda 10 milyon yani. Evet, doğru. Öyle değil mi? Şimdi parada susuzluktan bahsediyoruz. Kulüplerde para yok diyoruz. Ben yöneticiler bu kadar vermiş, vali bu kadar vermiş, başkan bu kadar vermiş. Ya vermiş de ne zamana kadar verecek? Yani bunun önünü alabilmenin tek nedeni bu delege sisteminin değişmesi. Olabildikçe kurumlardan delege sisteminin önüne açıldı bence. 10 bin delegeye kadar yapılabiliyor yani. Şimdi açtılar mı onu yani? Yengili açıldı mı? Yani, biliyor musun başkan hocam? Başkan Emin Yetim öyle dedi. Dedi öyle bir sistem yani yapacak. Daha 10 bin kişiye kadar açabilirler İsmail yani. Hocam. İnşallah olur. Şirketleşirler. Aydatı 500 yapsınlar ya. Yıllık 500 yapsalar 10 bin üye de 500 milyar para eder. Evet. Yani bu dermendir yani. Oyuncuların da alacağın oyunculara da bir ödeme olur. Bu sıkıntıları da bugün çekmezdik. Çekmezdik yani. Yani bunları gündeme getirmek şart. Şimdiye kadar yapılan yardımları kimler yapmış? Valimiz 600 TL kısmi para vermiş. Allah razı olsun. Yeterli mi? Evet. Yeterli değil. Yeterli. Yani bunu yani milletvekillerimiz 14 tane. Kimler vermiş? Evet. Hiç kimse 1 lira para vermiş. Ama başkanımız Zeynel Abidin Zeynel Beyazgül başkanımız 13 trilyon 700 milyar para vermiş. Para verildi. Zeynel Abidin Beyazgül. Şimdi bunun adını söylediğimiz zaman bazıları değil ya bunun reklamını yapacak. Kardeşim Zeynel Başkan para vermezsek bu kulübe 1 lira para vermezdi. Bu kulüp kapanırdı bunu verebiliriz. Kimse para vermedi. He, Emin Başkan ne vermiş? 1 trilyon 600 milyar idarecilerle birlikte vermiş. Kim çıktırılıyor bence? Evet yani yengili yani eskilerle beraber o... Yani bunu vermiş. Şimdi yönetimde çok değerli arkadaşlarımız var. İsmail Hoca. Evet. Yani bir Reşit Karakaş var, Giray Küçük var, Haşim İzol var. Yani ondan sonra Reşit arkadaşımız var. Yani bunlar yani hakikaten Urfa Spor'a gönül vermiş arkadaşlarımız. Yani benim tahminim yani bu sıkıntılarla aşmanın yolu basittir. Yani bir kampanya düzenleyemedik. Bir yardım kampanyasını yüzümüze gözümüze bulaştırdık. 19 milyar para ayıp değil mi? Bir ufa 2,5 milyonluk bir şeyde 19 milyar para toplanmış. Bilet parası. Bilet parası. O da onların, çocukların uğraşmalarıyla Ali Çiçek'in, Kerim Tosun'un, evet. Ahmet Bulut'un, Mehmet Köse'nin. Allah hepsinden razı olsun. Evet. Öyle seviyorlar ki bu kulübü. Yani anlatmak mümkün değil. Evet. Yani kim almış bilet? Sen almışsan ben almışsam o almış. O da aynı o. Yani ya şimdi Urfa'da milletvekillerimiz var, STK'larımız var, derneklerimiz var, kurumlarımız var. Her kurumumuz var. Ama hani yardım? Evet. Yardım yok. Evet, Sayın Aktaşoğlu ve Sayın Sait Köylü'ye kardeşime selamlar olsun demiş Reşit Başak. Teşekkür ederiz. Reşit Başak'a Antep'e sevgi ve saygılarımı buradan sunuyorum. Evet, Gürsel Yılmaz İstanbul'dan bize yazmış. Gürsel Yılmaz kardeşime, asker arkadaşım, sevgi ve saygılarımı buradan İstanbul'a gönderirken annemizin de oradan ellerinden öpüyorum. Yüksel abinin de selamlar iletiyorum. Hepsine, çoluk çocuğa, hepsine sevgi ve saygılarımı buradan İstanbul'a gönderirken kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar beraberiz. Evet sevgili futbol severler, hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sait hocamın ellerinden öperim. Ben Büfeci Hacı Baba'nın oğlu, doğruları konuşuyor. Biraz daha tatlı seslenişte bulunuyor demiş Uğur Gökmen. Uğur Gökmen'e sevgiler buradan göndeririz. Kardeşim iyi akşamlar sana ve değerli konuklara selam olsun. Uzun terliler yüklenmiş bulunmaktayım. Aranızda bir çınar ayrılmış.
İzzetçullah kıymetli kardeşim hakkı rahmetine kavuşmuştur. Nur içinde yatsın güzel insan. Tüm Çulla ailesine sevgiler demiş. Romanya'dan Mahmudan kaptan taplamacı sevgiler gönderiyoruz Mahmud abiye de. Buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet, İsmail kardeşim de, İsmail Milli kardeşim de bir mesaj atmış. Konuklara selam demiş. İsmail Milli kardeşime sevgi ve saygılarımı buradan iletiyorum. Ve Emin Ak İstanbul'dan bizi izliyor. Abdülbaki Özhan bizi izliyor. Ve Zeynel Milli ve Sinan Gönak. Bunlar da bizi izliyor. Onlara da sevgi ve saygılarımızı sunuyorum buradan. Hemen sözü Sayın Başkan'a. Başkan'a 3 tane soru soruyorum. Biri Marşuk'taki saha, birinci soru. Ne zaman yapılacak amatöre? İkincisi 3 yıldır yönetimdesiniz. Neler yaptınız? Üçüncüsü de nasıl bir yönetim şekli yaptınız bu sene? Buyurun. Üçünü de sizden cevaplamanızı istiyorum Sayın Başkan. Buyurun. Şimdi Marşuk'taki saha malumunuz biraz uzun süreç aldı. Evet. Bunu tekrar baştan anlatayım. Büyükşehir Belediye'mizin tenis dünyasının karşısındaki 150 dönümlük millet bahçesinin içerisinde 20 dönüm yer Gençlik Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü adına tahsis yaptılar ve meclisten geçirip tapuyu onlara verdiler. Evet. Gençlik Spor Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü projesini yapıp bakanlığa gönderdi. Bakanlık bunu Avrupa Birliği'nden yardım almak projesinin içerisine koydu. Almanya yapımını üstlendi. 68'e 105 bir sahanın yapımını üstlendi. 460 bin euro. Evet. Bakanlık bunu ihaleye çıktı. Şu an ihaleye çıkmış. Çıktı yani. Evet. Yani 7-8 ay sonra o sahayı Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'ne tahsis edecekler. Yani teslim edecekler. Ondan sonra o sahayı teslim aldıktan sonra da amatör müsabakalarımızı orada oynayacağız. Evet. Bunun aşaması bu. Yönetimde 3 yıl pandemiyle beraber pandemide hiçbir iş yapamadık. 4 yılımıza yakın oldu. 31 yıl 86'da kurulmuş ASKF Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 31 yılda yapılmayan hizmetleri 3 yıla sığdırdık. 31 yılda yapılmayan. Neler yaptınız? Birincisi futbol dünyasındaki 2 sahanın yapımını. Futbol dünyası, evet. Evet. Amatör eviyle ilgili yer tahsisinin 1200 metrekare odaya yapılma aşamasına geldi. Kulüplerimize yaklaşık 2,5 milyon TL nakdi yardım sağladık. Nakdi yardım 2,5 milyon TL. 2,5 milyon. Evet. 3 yıl içerisinde parayı şey yaptık. Bir ilkeyi imza attık. Önce Eyüpiye Belediyesi, sonra Halilye Belediyesi, sonra da Büyükşehir Belediyesi'ni liglerimize sponsor yaptık. Evet. 3 tane belediye. Bu Türkiye'de 2 il yapmış bunu, 2 il. Bir Eskişehir, bir Urfa. Urfa, evet. Yani bizim yaptıklarımız, yapacaklarımızın da teminatıdır. Onun için bu 2,5 milyon TL'yi özetlersek, kulüplerimize eskiden malzeme veriyorlardı, biliyorsun sen de kulüp başkanısın. Evet, evet. Malzeme veriyorlar, malzemeyi kullanılmaz bir haldeydi malzeme. İhale üstünde. Çok kaliteli bir malzeme değil. Alındığı yani. İçin en ucuzu hangisiyse onu alıyorlardı. Onu alıyorlardı, evet. Bizim girişimimiz sonucu bunu nakde çevirdik. 2 dönem üst üste 5.000, 5.000. 3. dönem 3.000. Daha aslında gelecekti, bu pandemi oldu. Evet, pandemi oldu. 3.000. Ondan sonra yeni seçilmiştik. Türkiye Bakanlıktan, yani Spor Toto Teşkilat Başkanlığından 420 bin lira her kulübümüze o zaman 5 bin lira, 6 bin lira şeysinde salon sporlarıyla alakalı, hatta sizlere salon sporlarında branş ilavesi yapın diye şey yaptık ve bunu yaptık. 3 sezonda isim sponsorluğunu yaptırdık. Ondan sonra bu sezon
pandemi nedeniyle liglerimiz oynanmadı biliyorsunuz. Evet. Bu liglerimiz oynanmadığı halde bizim federasyonumuzun hesabından 95 bin lira, Büyükşehir Belediyesi'nden de 65 bin lira aldık. Evet. 160 bin lira, 64 tane mahalli kulübümüze 2500 lira para dağıttık. Evet. Geçen de bakanlığın tahsis ettiği her kulübümüze 5 bin lira. 58 kulübe verildi. 58 kulübümüze 5'er bin lira. Almayan kulüplerimiz oldu. Onu da bir açıklarsanız bu almayan kulüplerimiz. Almayan kulüplerimiz. Şimdi şöyle. Bu bize bağlı olmadı yani. Bizim fikrimizi almadılar. Bizim liste verme gibi bir durumumuz olmadı. Hatta sakladılar bunu. Salon sporlarında para çıkmış. Futbol kulübü olup da salon sporlarında tescili olanlar da aldı. Şimdi bağlı derken şimdi yani nasıl bağlı? Yani şimdi Uyanış Spor da meselesine bağlı ama şeyden almadı. Şimdi müsaade edin. Gerçek Spor'dan almadı. İşte ha. Almadı. Niye almadı? Evet. Salon sporlarına tescilimiz yok. Tescilimiz yoktu bizim. İşte o tescili yok. Ben şimdi buradan tescil olmayan tüm kulüp başkanlarıma sesleniyorum. Evet. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne gidip branş tescili yapsınlar. Biz yeni yaptık zaten. Evet. Branş tescilini yapsınlar ki elimiz güçlensin. Evet. Önümüzdeki şeyde zaten bu pandemiden dolayı biz Spor Toto Teşkilat Başkanı'nı ziyarete gidemedim. Halen eğer federasyona uğrarsan ona aldığımız hediye de plaket de duruyor. Daha yanımızda duruyor. Evet. Onun için kısmet de olmadı. Bu delegelerimiz bize destek olur inşallah seçimi alacağız. Ve bu yeni yönetimle beraber Bünyamin Geyik'in masasında oturup bu kulüplerimize nakdi yardım akışını mutlaka sağlayacağız. Mutlaka. O almayan kulüplerimize bakın. Buradan bütün kulüp başkanlarıma özellikle futbol kulübü olup da branş tescili olmayan, salon sporlarında branş tescili olmayan kulüp başkanlarıma sesleniyorum. Herkes branş tescilini yapsın ve 20'şer tane de lisans yapsın. Çünkü otomasyona bastığı zaman diyor ki Uyanış Spor. Otomasyona basıyor. Lisans yok. Tescili var ama lisans yok. Olmuyor işte. Olmaz yani. Ha, onun için bunları yapsınlar, gerisini de bize bıraksınlar. Biz o yardımların akışını sağlayacak Allah'ın izniyle. Peki yönetim şekli nasıl bir yönetim? Şimdi yeni yönetim şeklimiz bambaşka. Yepyeni insanlarla 6 tane eski yöneticim var. 12 tane de yeni pırıl pırıl yönetici arkadaşlarım. Bunun içinde iş insanı var. Görsel basında imtiyaz sahibi var. Yazılı basından imtiyaz sahibi var. Efendim siyasi alandan arkadaşımız var. Teknik ve sporun içinde yani pişmiş bugünlere gelmiş. Üçüncü ligde, ikinci ligde yöneticilik yapmış arkadaşlarımız var. Onlardan beraber kalma bir şey. Çok güzel bir yönetim şekli oluşacak. Yani Mehmet Aktaşoğlu orada oturacak. Gelen arkadaşımız önce bizim nöbetçi arkadaşımız ve genel sekreterimle muhatap olacak. Eğer onların talepleri karşılanamıyorsa konuyu bana iletecekler. Ben devreye gireceğim. O kulübümüzün o sorununu çözeceğiz yani Allah'ın izniyle. Çözülecek sorunların hepsini hep beraber bir aile ortamında çözeceğiz. Karşı muhalefetten mesela deniliyor ki yeni projeler var. Onların mesela akla gelmeyen projeler mesela anlatılıyor. Yani sizde de acaba böyle daha önce hiç yaşanmamış olmamış projeler şimdi yapılacak mı yani? Şimdi karşı tarafta mesela onlar da muhalif meselesi. Karşı tarafta onlar da projeler. Ben muhalif olarak demiyorum. Onlar da bizim kardeşlerimiz. Yani kardeşimiz hepsi ayrı. Kulüp başkanlarımız ayrı. Son sözü yani onlar da projeler var. Sizin ne gibi projeleriniz var? İşte yani proje, yine de projemiz bak.
Nakdi yardım atışınız, akışını sağlayacağız. Evet. Nakdi yardım akışını. Ondan sonra bu amatör evinin kazmasını verip faaliyete sokacağız. Evet. Ondan sonra kulüplerimize, bak gene söylüyorum, kulüplerimizde bunun yer tahsisi, önce bir yer tahsisimizi yapmamız lazım. Şimdi ben size soruyorum, 10 bin insan stadının içinde veya belediye şeyinse, bunun tahsisini almadan bir şey yapmanız mümkün mü? Olmaz. Bugün 1 metrekare yer oralarda 20 bin lira. Doğru. E şimdi 1200-1500 metrekare yer lazım bana. Evet. E bunu işte diyaloglardan, medyadan olsun, yazılı basından olsun, arkadaşlarımızla beraber gidip başkanlarımızla istişare edeceğiz. Bunun önce yer tahsisini yaptıktan sonra arkadaşlarımızdan oturup konuşacağız. Bunu imece usulü mü yapalım? Bir belediye başkanımız mı üstlenir? Spor Toto Teşkilat Başkanlığı mı üstlenir? Bunu da artık ondan sonraki süreçte hep beraber, yani kulüp başkanlarımıza faydamız olsun. Tabii. Diyor. Zaten şimdi bizim hedefimiz, evet, bak biraz önce de söyledim, kulüp başkanlarımızdan istişare toplantısı yapacağız. Daha seçimi aldıktan sonra 7-8 gün, yani 10 günlük bir süreç içerisinde. O arkadaşlarımızın görüşlerini alacağız. Tamam. Yeni yönetim kurulu üyelerim hepsinin tek tek görüşünü alacak. O görüşleri getirip değerlendireceğiz. O bize yol haritası olacak. Evet. 5-6 ay sonra tekrar kulüp başkanlarımızı toplantıya alacağız. Neyi yaptık, neyi yapmadık? Eksik kalan nelerdi? Eksik kalan nelerdi? Neler, neden eksik kaldığını izahını yapacağız. Yani öyle uyum içerisinde inşallah, zaten 2 yılımız var. Bu 2 yılı yaparız inşallah. Hayırlısı. Biraz da sözü Sayın Said abiye verelim. Evet Said abi, söylemediklerim vardı, ekleyeceklerim evet, vardı. Onları da dile getir. Şimdi Karaköprü Spor'un evet, yeni seçilen yönetimi Mustafa Aslan ve yönetici arkadaşlara sonsuz evet, teşekkürlerimizi iterim. Başarılar dilerim. Evet. Mustafa Aslan'la başkanlar telefonla görüştüğünde bu kulübün borcu var mı diye, yalnız baş başı sporcuların alacağı olduğunu söylemesi inan o kadar sevindirdi ki beni. Evet. Çünkü her kulüp borç batağı içerisinde mücadele ederken Karaköprü Spor'un borçsuz, yalnız sporcu alacaklarının maç başı paralarının kalması sevindirici. Evet, yani tabii sevindirici tabii. Yani alacağı olmaması çok yerinde bir karar. Şimdi Urfa Spor'un sıkıntılarıyla ilgili ben konuşacağım. Evet. Yani diğerlerini zaten Hüseyin kardeşimle İsmail Koca aynattılar. Anlattılar evet. Şimdi Urfa Spor'un borçlarıyla ilgili ben biraz konuşacağım. Evet. Ben buradan Emin Yetim Başkanıma da sesleniyorum. Sizden ricam, şeffaf bir şekilde gelir gider tablonuzu kamuoyuyla paylaşın. Alacaklarımız ne kadar, gelirimiz ne kadar, kimler ne kadar vermiş. Şimdi kamuoyu bunu çok merak etmektedir. Yani kamuoyu bunu açıklarsanız bir güven tazelersiniz ve şeffaflığınız ortaya çıkar. Ve bu şeffaflıkla ilgili ortaya çıktıktan sonra benim tahminim Urfa halkı bunları gördüğü sürece yardıma da koşar. Yani şimdi hiç kimse yardım yok mu İsmail Koca? Evet, yapılmıyor yani. Yapılmıyor yani. Kimse vermiyor, para vermiyor. Yani. Evet, aynen. Yani bunun nedenlerinden birini ben bunu olarak görüyorum. SSK'ya 2,5 trilyon borcumuz var. Yapılandırmasını yapmışız. Ödemesini çok güçlükle yapıyorlar. Bahis sonu ödeyecekler. Evet. Urfa Spor Yönetimi'nin en gizli kahramanı da Ahmet Kaytan Başkanım'dır. Kendine sonsuz teşekkürlerimi buradan iletiyorum. Hakikaten çok müthiş bir mücadele verir. Evet. Yani mekik doğru desem iyidir yani. Büyükşehir Belediyesi'nden Urfa Spor arasında mekik doğru. Evet. Yani parasal olarak, finansman olarak, yardım olarak. Yani şimdi bu konulardan gittikten bir de yani geçmişten bir ders almamız lazım. Borçlarla ilgili olarak. 4 tane hocamıza ne kadar ücret ödendi, paraları kaldı mı? Bizde bir borç miktarı bıraktılar mı? 6 hoca, 5 değil. 5 mi? 4 değil, 6 hoca. 6 hocadan. Yani bu son hocamızla beraber 6 hoca. 6 hoca işte. Ben son hocayı saymadım. Gülsel hocadan bir buçuk yıllık anlaşma yapmışlar tahminim. 1,5 yıl evet. Evet, ne kadar ücret aldığını da kamuoyu da paylaşılmadı. O evet, da bir soru işareti. Ya her şeyimiz şeffaf olsun İsmail Hocam. Evet. Şimdi sen gelir gider tabloyu İbrahim Emeği yaparsak, evet, 2 ayda bir yap, ayda bir yap. Korkacak bir şey yok. Benim Urfa Spor'a bu kadar alacağım var, bu kadar vereceğim var. Federasyondan bu kadar para gelmiş. İddiada, Spor Toto'dan gelen paralar bu kadar. Federasyonun göndermiş olduğu paralar var. Yani evet, senin bunu kanun oyuna
Yani zaten yükü ağır. Emin Başkan'ın yükü ağır. Yani her seferinde biz veriyoruz diyor. Tamam veriyorsunuz da ya bugün maça gidemeyecek durumdalarmış. Yani beni kulüpten aradılar. Yani ben yani ismini de verebilirim. Arayan arka dedi ya biz 15 milyar para için bekliyoruz burada dediler. Yani bu üzücü bir durum yani. Evet. Çok üzücü yani. Yani benim buramda bir çağrımdır. Evet. Yani Bursa Spor'a milletvekillerimiz destek olsun. Zaten belediye başkanlarımız Mehmet Kuş olsun, Metin Baydırlı olsun, Mehmet Can Polat olsun, Zeynel Abidin Beygül Başkanım olsun. Görevlerinin fazlasıyla yaptılar. Yaptılar evet. Yani bunu kimse inkar edemez. Bunun yanında STK'lar, dernekler, hiçbiri milletvekilleri ya Allah için bunlara el atın ya. Para verin ya. Ya bir yardım yapın. Yapmışsınız bir kampanya yapın. Yani bir bağış yapın yani. Ha, yapın. Evet aynen. Yani bu takım Urfalıların takımı. Hepimizin sevdası, aşkı. Yani bunu yaşatmak. Bak bu yerlere nerelerden geldik. Eksi puanlardan 21 puana gelmiş İsmail Hoca. Evet aynen. Yani bunu muhafaza etmek zorunluluğumuz var. Sporcuların primini ödeyin. Maç başı paralarını ödeyin. Gümüş ne maçına özel prim verin. Evet. Ki ya sen sporcuya para verdiğim oynar. Aynen. Yani o yönden inşallah da önümüz açıktır. Ben ele görüyorum yani. Emin Başkanım da bu önerilerimi göz önünde bulundurur. İnşallah. Şeffaf bir şekilde alacak vereceklerini açıklar. İnşallah. Evet. 1985-86 yıllarında biz mahalle takımında oynarken 85-86-84'lerde çok saha vardı. Evet. Sayın Başkan. Çok yoktu. Çok vardı. Toprak saha. Hatta Ben sana şimdi toprak sahası 20 tane sem sahası toprak. Ha, doğrudur, ama doğru. Bugün yapılan küçük sahalar, halı sahalar mesela, kusura bakma yani ne futbolcu da yetişiyor ne şeyde. Yani şimdi, bununla ilgili toprak gündeme gelir mi gelmez mi? Hani bir toplantıda dediniz ki inşallah bir toprak saha da yapma ümidimiz vardı. İnşallah. Yani bu projelerin içinde bu toprak saha var mı? Veya kulüplere artı, bunu da söyleyeyim sevgili spor kulüplere, bütün Urfa kulüplerine. Ve artı bu kulüplerimize, özellikle de mahalli kulüplerimize ayrıca yani paranın dışında ne yapılabilir yani? İşte, onu da gündeme işte getiriyor. Mahalli kulüplerimize yapacağımız en büyük iyilik, en büyük hizmet onları arabaların arkasındaki malzeme şeyleri var ya. O önemli. Ha, onu ondan kurtarıp onları bir büro sahibi yapmak. Büro sahibi. Tabii. Kendilerine ait mi olacak? Tabii kendilerine ait olacak. Anahtarını koyacak, açacak, malzemesini indirecek, çamaşır makinesini koyacak, yakacak. Hatta yani kafamızda eğer biz maddi desteği bulursak belki oraya bir de bir çamaşırhane. Evet. Çamaşırhane. O da önemli. Tabii. Yani şimdi antrenmandan çıkmış gider, jetonunu atar, çamaşır makinesine atar, çamaşırlarını, formalarını, tozluklarını yıkar, kurutur getirir. Bürosuna indirir. Bunu da ama bunlar hep maddi şeyler. Bu maddiyatı aşmamız için işte ben sık sık da her yerde de söylüyorum. Onun için ben de televizyonun imtiyaz sahibi yine söyle Sayın Başkan bir şey gündeme getireyim. Bu sene ben 6 kategoride geçen yıl girdik ya. Evet. Şimdi 6 kategoride girdiğimiz için buradan sevgili spor severler, kulüp başkanımız zaten en iyi onları biliyor. 6 kategoride girdiğim için her bir kategorinin formasını götürüp evde yıkıyordum. İşte. Hanım benden küstü. Hanım benden 2 ay konuşmadı. Artık formaları, aşopmanları kendim yıkayıp, kendim asıp kendim getirmeye başladım. Çünkü 6 kategoride girmişsin. Birini götürüyorum, öbürünü getiriyorum. Birini götürüyorum, öbürünü getiriyorum. Şimdi İsmail yani Bey. Çok sıkıntıya girdim abi. Ben yani biliyorum. Ben. Şimdi İsmail Bey. Evet. Amatör kulüp başkanlarım, amatör takımlarımızı yöneten kulüp başkanlarımızın heykelinin dikilmesi lazım. Niye? İçinde bir iş insanı yok. Hepsi asgari ücretten çalışan veya evet, devlet evet. dairesinde işçi olarak çalışan veya serbest meslek değil ki ya bakkallık yapıyor. Yani gelir üst düzeyde çok az kulüp başkanım var. Evet. Üst düzey geliri olan çok az kulüp başkanımız evet. var. Toparlayalım. 2-3 dakikamız var. Şimdi, son sözlerini de alayım. Şimdi o kulüplerimize hizmet etmek, hakka hizmet etmektir. Aynen. Doğru. Onun için Mehmet Aktaşoğlu geçmişte yaptıkları
gelecekte yapacaklarının teminatıdır. Bu yepyeni yönetimle bu kulüplerimiz rahatlatsın, rahatlatma açısından, mali açıdan ne gerekiyorsa onu yapacağımı bütün kulüp başkanlarım biliyor. Zaten cumartesi günkü seçimde son sözü delegelerimiz söyleyecek. Aynen. Ben buradan bize bu konuşma fırsatı verdiği için Kanal Urfa ailesinize, şahsınızda, çalışanlarınıza, şahsınızda ve tüm ekranların başında bizi isteyen, bizi misafir eden hemşerilerime, spor severlere iyi akşamlar diliyorum. Bize güvensinler, delegasyon bize güvensin. Yani Mehmet Aktaşoğlu ne yapmıştır, ne yapıyor, nasıl çalışıyor, hepsi biliyorlar. Onun için desteklerini bizden esirgemesinler. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Peki, teşekkür ederim. Son sözleri alayım Said Hocam. Yani bu gece biraz da olsa Urfa Sporu ve Karaköprü Sporumuzu konuştuk. Evet. Önerilerimiz vardı, söyledik. Evet. Sıkıntılarımız vardı, konuştuk. İnşallah yani Urfa Sporumuzu ligde kalır, gelecek sene şampiyonluğu oynayan bir Urfa Sporu olarak hepimizin gönlünde geçeni arzulamış oluruz. Ben şahsınıza ve Urfa, Kanal Urfa'ya çok çok teşekkür ederim. Allah'ın izniyle sevdamız Urfa Spor yaşayacak, Karaköprü Sporumuzda küme düşmeyecek. Peki Said Hocam, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hepinize iyi akşamlar. Başkanım, çok teşekkür ederim. Teşekkür. İnşallah bu seçiminiz de kazasız belasız, kimseyi üzmeden, karşı taraf da üzülmesin, sizin taraf da üzülmesin, güzel bir seçim olur. Abi kardeş niteliğinde. Çünkü onlar yıllarca da, siz beraberdiniz şimdi zaten. Şimdi şöyle söyleyeyim. Onlar da bizim kardeşlerimiz. Aynen. Hani iki kardeş arasında da görüş ayrılığı olabilir. Olabilir, olabilir. Onun için ben onlara da başarılar diliyorum. Ya, seçimden sonra da kim birbirinizin elini kaldırır. Biz kol kola kol kola gireceğiz, kol kola çıkacağız. Ve de bunda kazanan Urfa ASF Efes olacak, peki, Urfa amatörü olacak. Şimdi. Evet, inşallah. Ümidimiz, umudumuz öyle olmalı. Çünkü ASF seçimi yaklaşıyor. 27'sinde seçim yapılacak. Kazasız belasız inşallah güzel bir seçim olur. Kazananı da tebrik etmek lazım. Kaybedenden de çok üzülmemek lazım. Çünkü hep aynı yerde, aynı ortamda bulunduğumuz arkadaşlarımız, dostlarımız. Allah her iki tarafa da hayırlısını nasip etsin amin, diyorum. Amin, ben Kanal Urfa Spor Zirvesi İsmail Buz olarak hayırlısı olsun diyorum buradan. Ahmet Turap kardeşimiz de bizi izliyor. Benim futbolcularımdan Ahmet Turap da bizi izliyor. Hem kendisine hem ailesine sevgi ve saygılarımı burada, sevgilerimizi burada sunuyorum. Gerçekten yetenekli bir futbolcu. İnşallah bizim dediklerimizin doğrultusunda iyi bir ivme yakalıp çok çok iyi yerlere gidecektir. Eminim, hiç de şüphem yoktur. Evet, bir de Tevfik Başkanımıza buradan sesleniyorum. Kilise Tevfik Başkanımız Kilis İrrita 79 Antalya'da yapılacak turnuvaya katılacağız. Biz de Kilis davet etti. Tevfik Başkanım. Tevfik Başkanıma buradan sevgi ve saygılarımı sunarken grupta ne kadar arkadaşımız varsa onlara da sevgi ve saygılarımı sunarım. İnşallah 7 Nisan'da beraber olacağız. Kilis'i gidip orada futbol mücadelemizi vereceğiz. Kilis'i en iyi şekilde temsil edeceğiz. Oradan arkadaşlara da sevgilerimizi buradan gidiyoruz. Mesaj atan çok arkadaşım var. Okuyamadım, kusura bakmayın. Bugün öyle bir program oldu. Hem seçimle ilgili hem sevgili yorumcularımız da dile getirdi. Programı kaçıranlar için yarın saat 12'de tekrarı izleyebilirler. Spor Zirvesi burada sona eriyor. Haftaya görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar efendim.